İyi akşamlar sevgili seyirciler. Olaylar ve görüşler özelle karşınızdayız ve Antalya'dan karşınızdayız bu akşam Muharrem Sarıkaya ile birlikte. Neden evet. buradayız? Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Mustafa Şentop konuğumuz. Evet. Konuğumuzun olmasının da özel bir nedeni var. Çünkü parlamento başkanları konferansı Antalya'da yapılıyor bu sene. Evet. Ve Türkiye'de yapılıyor. Terör konusu birinci öncelik konusu. O nedenle hem bu konuları konuşalım istedik, hem uluslararası meseleleri konuşalım dedik. Hem de bir de son dönemde, son bir haftada Neler sıcak bir gündem var değil mi? Onları da baştan aşağıya alalım dedik. Bir de Doğu Akdeniz meselesi var. Tabii o da başlı başına bir başka konu. Sayın Mustafa Şentop, hoş geldiniz yayınımıza. Siz de hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Çok teşekkürler. Yarın buradaki konferansın siz ev sahibi olarak açılışını da yapacaksınız. Evet. Bu parlamentolar arası işbirliği terörle mücadele açısından da önemli bildiğim kadarıyla. Bugüne kadar bundan sonra nasıl bir katkı sağlamasını umuyorsunuz? Nedir amacı bu işbirliğinin ve konferansın? Şimdi bu konferans aslında yeni başladı. Bir dördüncüsünü yapıyoruz. İlki İslamabad'da birincisi yapıldı. İkincisi Tahran'da yapılmıştı. Üçüncüsünü biz İstanbul'da 2019 yılında yaptık. Dördüncüsü başka bir ülkede olacaktı. Fakat İran katılmamıştı İstanbul'daki toplantıya. Bu sebeple orada bir karar alamadık. Dördüncüsünü de biz yapalım demiştik. Salgın dolayısıyla geçen yıl 2020 içerisinde yapamadık. Şimdi bunu dördüncü toplantı olarak yapıyoruz. Kimler katılıyor? Doğudan başlayalım. Çin, Pakistan, Afganistan, İran, Türkiye, Rusya, daha sonra Irak da dahil oldu buraya. Uzun başlığı var başlık. Terörle mücadele ve bölgesel bağlantılılığın güçlendirilmesi başlığı bu. Başta tabii terörle mücadele ama onunla birlikte suç işleyen uluslararası nitelikte uyuşturucu dahil olmak üzere suçla ilgili hususlarda parlamento başkanları olarak ne yapılabileceğine dair başlamış bir toplantı. Batılı ülkeleri görmedik başkanım. Batılı ülkelerin bu konferansta bir düzenlemede ilk başta yeri mi yok? Yoksa şöyle, yani daha sonra katılacaklar mı? Bu ülkelerin girişimiyle oluyor. Yani Pakistan, Türkiye, Rusya, İran ve Çin'in girişimiyle başladığı için. Ama bu coğrafyanın. Tabii kapalı bir toplantı, yani kurumsallaşmış henüz bir toplantı değil. Bir nevi bir görüşme, bir müzakere zemini gibi devam ediyor. Ama zaman içerisinde başka ülkelerin katılımına açık, nitekim talep eden ülkeler var. Bizim önerdiğimiz, diğer katılan ülkelerin önerdiği, yani şu ülkelerde katılsın dediği ülkeler var. Onlarla ilgili kararlar da bu toplantılarda alınıyor. Tabii salgın şartlarında biraz hibrit bir toplantı olacak. Yani gelen meclis başkanları var, fiziken katılanlar veya video telekonferans yoluyla katılanlar olacak. Ama iyi bir çalışma olacağını düşünüyorum. Çünkü 2019'da bayağı verimli bir toplantı yapmıştık. Tabii buraya meclis başkanları konferansı diyoruz ama meclis başkanlarının başkanlığında heyetler geliyor parlamentolardan, milletvekilleri. Aha. Senatörler var, senato olan ülkelerden. Bir başlangıçta açış konuşmaları, arkasından oturumlar şeklinde devam ediyor. Nihayetinde de bir ortak bildiri yayınlıyoruz. Evet. Ama toplantının kurumsallaşmasını da arzu ediyoruz. Diğer ülkelerin de arzusu bir yönde. Meclis başkanları için bir tanımda bulunur. Uluslararası çatışmaları nezaketle çözücü kişiler olarak. Evet. Uluslararası çatışmalar açısından baktığımızda da var olan, toplumda var olan veya uluslarda var olan çatışmaları nezaketle çözücü bir nevi soft diplomasi diyebiliriz. Soft, evet. Nitekim dünyada birçok uluslararası kuruluş var. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere. Bu uluslararası kuruluşlar içerisinde parlamentolar arası birlik diye bizim Türkçe'ye çevirdiğimiz IPU, parlamentolar arası birlik. 1878'de kurulmuş ve halen dünyanın en eski uluslararası kuruluşudur. Bu anlamda hani sonuç alıcı yönü bakımından belki kısa vadede sonuç alıcı yönü bakımından çok verimli olmasa da görüşmeleri, müzakereleri açıcı, genişletici, derinleştirici yönü bakımından parlamenter diplomasi çok önemli. Mısır ve İsrail'in de buna katılması mümkün mü?
Soft diplomasi deyince o geldi değil mi sizin de aklınızda şöyle, son gelişmelerinizi? Tabii burada bir sınırlama yok ülkelerle ilgili ama şöyle herkesin mutabık kalması, başlangıçta bulunan ülkelerin katılacak ülkelerle ilgili mutabakata varması şeklinde bir prensibimiz var. Şöyle mümkün olabilir tabii ki veya şöyle eğer kabul görürse. Son dönemde hem Mısır'dan hem İsrail'den Doğu Akdeniz'de aynen Libya ile yaptığımız gibi bir deniz yetki alanı anlaşmasının imzalanması konusunda adımlar atılıyor. Parlamento başkanları da bu konularda siz de söylediğiniz gibi soft power görevini hep yürüte gelmiştir. Bu kapsamda bir Mısır veya İsrail ziyareti düşünür müsünüz? Var mı öyle bir şey? Şartlara bağlı tabii onun gelişimi. Şunu ifade edeyim, sanıyorum bir iki ay kadar oluyor. Filistin Büyükelçiliğinden İsrail'deki cezaevlerinde yer alan Filistinlilere aşı yapılmadığına, İsrail malum nüfusu da az olduğu için aşılama konusunda yaygın olarak vatandaşlarını aşılayan bir ülke. Cezaevlerinde Filistinli mahkumlara, tutuklulara aşı yapılmadığına, bu konuda bir girişimde bulunmama dair bir mektup gelmişti. Tabii ne yapabiliriz diye düşünürken bir mektup daha arkasından geldi Filistinlilerden. Bunun üzerine istişare ettik Sayın Cumhurbaşkanımızla da, Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle de. Nihayetinde İsrail'deki hapishanelerde Filistinli mahkum ve tutuklulara da aşı yapılmasına dair, bunun insani bir mesele olduğuna dair bir mektup İsrail Meclis Başkanı'na gönderdim ben. Bu konuda tabii oradaki arkadaşlar, diplomatlar takip ediyorlar gelişmeleri. Seçim dolayısıyla herhalde bu pek şey olmadı henüz. Evet, bugün de seçim vardı. Duyulmadı, evet. Netanyahu'nun partisi yeniden önde çıktı. Peki önümüzdeki sürece baktığımız zaman uluslararası ilişkilerin çözüm mekanizmasını parlamentolarda görür müsünüz? Şöyle tabii tek başına parlamentoların çözüm üretici olduğunu söylemek biraz zor ama mutlaka çözümün başlamasında, çözüm sürecinin gelişmesinde, devamında parlamentoların önemli roller üstlenmesi mümkündür. Dünyada da bunun biraz daha arttığını da görüyorum. Yani ben daha önce de yakından takip ederdim ve geriye dönük olarak yine bizim meclisimizin katılmış olduğu uluslararası toplantıları geriye dönük olarak da bakıyorum, tetkik ediyorum. Son zamanlarda tabii Covid salgını bu süreci biraz yavaşlattı. Hatta bir ara tam durdurdu ama yine de toplama bakmış olduğumuz zaman son yıllarda 3-5 yıldır büyük ölçüde parlamento inisiyatifleriyle gelişen çalışmalar olduğunu görüyorum. Yani bunun faydalarını da müşahede ediyoruz zaman zaman. Evet ve bugün de büyük kongre vardı seçim demişken. Bugün de AK Parti'nin olan büyük kongresi vardı. Elbette tarafsızlığınızın da bir bilinciyle soralım. Nasıl değerlendiriyorsunuz de, bugünkü kongreyi, bugünkü açıklamaları? Ben bir telgraf çektim. Niye? Çünkü ben AK Parti üyesiyim. Yani tarafsız, herkes tabii tarafsız diyor ama yani bu tarafsızlık anayasada tanımlanmış bir çerçevesi çizilmiş bir tarafsızlık. Mesela meclis başkanı partisinden istifa etmiyor, bunu öngörmüyor anayasa iç düzgün. Orada sadece ifade edilen şey odur. Mensubu olduğu siyasi partinin meclis içinde ve meclis dışındaki toplantılarına katılamaz diyorum. Yani meclis başkanının fiziken kendi partisinin toplantılarına katılmasına dair bir engel var sadece. Bu anlamda ama yönetirken yapmış olduğu işlerle ilgili olarak bir tarafsızlık öngörülüyor elbette. Ama parti üyesi olmama sebebiyle de telgrafla kongreye bir başarı, hayırlı olsun dileklerinde bulundum. Takip edebildiniz mi? Takip ettim tabii. Yani başında da zaten Sayın Cumhurbaşkanımız bu kongre siyasi partiler kanununa göre 3 yılda bir yapılıyor kongreler zaten. Dolayısıyla bu yıl yapılan kongreler bütün partiler bakımından da, AK Parti bakımından da 2023 seçimlerine hatta 2024'teki yerel seçimlere de partileri taşıyacak kadroların oluşturulduğu kongreler bunlar. Bu bakımdan çok önem verilen bir kongreydi. Takip ettim. Hayırlı olsun. Başta genel başkan olarak seçilen Sayın Cumhurbaşkanımıza tekrar ve bütün ekibine, arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.
hayırlı muvaffakiyetler diliyorum. Evet. Şimdi evet, öyle bir gündemle de geldik ki kongreye, özellikle geçen haftadan bu yana HDP'li Gergerlioğlu'nun ve vekilinin düşürülmesi, sonra kapatma davası, sonra Merkez Bankası gelişmesi, İstanbul Sözleşmesi, onun hatta arasında bile çok konuşulmayan başka evet, gelişmeler de oldu farkındaysanız. Müthiş bir süratle, tempoyla evet, gündem değişiyor. Nedir bu temponun sebebi sizce? Yani daha geriye doğru gittiğimizde de son zamanlarda bütün dünyada hem ülke içi gündemin hem uluslararası gündemin, ülkeler arasındaki ilişkilerle ilgili gündemlerin çok yoğun bir şekilde ve hızlı bir şekilde değiştiğini görüyoruz. Tabii genel olarak bunu şuna yoruyorum ben. 20. yüzyılın bir statükosu vardı. İki Dünya Savaşı'nın oluşturduğu statüko, ancak İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tam olarak yerleşen bir statüko. İki kutuplu bir dünya vardı. Herkesin yeri belliydi burada. Çok dinamik bir ilişkiler ağı yoktu. O kutuplar içerisinde ülkeler arası dostane ilişkiler, kutuplar arasında da bir gerginlik üzerine oturan bir ilişki vardı. Dünya olayları, meseleleriyle ilgili olarak çok fazla kafa yormaya, politika üretmeye ihtiyaç yoktu ülkeler bakımından. Çünkü bloklar zaten politikaları belliydi, üretirdi. O politikanın içerisinde yer alırdınız daha önceden. O bakımdan biraz daha bir taraftan tabii bir dehşet dengesi denilen bir gerilim var. Ama bir taraftan da bir konfor vardı uluslararası ilişkiler, politika bakımından. Fakat o bozuldu 1990'lardan itibaren dünyada. Artık şimdi bazılarının dediğine göre çok kutuplu, bazılarının dediğine göre kutupsuz bir uluslararası statüko şu anda mevcut. Tabii böyle devam etmesi de mümkün değil. Yeni bir yapılanmanın, yeni bir dünya düzeninin oluşması gerekiyor. Bu bağlamda yani gün gün, hatta saat saat değişen bir takım olaylar karşısında yeni politikalar üretme mecburiyeti var. Tabii bütün dünyada öyle, günümüz dünyasında, ama bilhassa Türkiye için bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. İç siyaset, dış siyaset gibi bir ayrım söz konusu değil. Yani bütün meseleleri mutlaka bir İnönü'ye de atfedilen bir söz vardır bununla ilgili. Hiçbir iç siyaset konusu görmedim ki dış politikayla alakalı olmasın şeklinde bir söz. Geçenlerde tekrar bir gazetede okumuştum, bir hatıra nakledilirken. Ama günümüz dünyasında özellikle tabii çok daha bunu rahat söyleyebiliriz. Bu bakımdan hani çok dinamik, çok hızlı gelişen ve sürekli yeni politikalar, tavırlar, duruşlar üretme mecburiyeti hasıl eden bir dönemden geçiyoruz. Türkiye için de öyle. Bu bakımdan ben herhalde bu geçtiğimiz hafta yaşananlar değil, önümüzdeki haftalarda da buna benzeyen zaman zaman böyle yoğun gündemlerin olacağı kanaatindeyim. Siyasetteki bu sürat böyle devam edecek. Bir süre devam eder bence. Çünkü dünyada yeni bir dengenin oluşacağı bir noktaya kadar bunun belki bir çeyrek asırdan bir denge oluşması konusunda bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşma metnine baktığımızda bir anayasa değişikliğinden söz etti. Evet. Ve her çeyrek asırda bir aslında anayasanın değiştiğini ve bu anayasanın üzerinden de epey bir zaman geçti. Evet. Dolayısıyla bu 28-29 yıllık bir zaman geçtikten sonra yeni bir anayasa ihtiyacının çoktan ortaya çıktığını söyledi. Fakat parlamentodaki dengelere ve yapılara baktığımızda bir grup parlamenter sistemi savunuyor, diğer bir grup ise başkanlık sistemini savunuyor. Bu iki sistem ayrıştığının olduğu veya iki sistemin ayrıştığı bir ortamda uzlaşmayı hangi noktada sağlayabilirsiniz? Çünkü sonuçta Anayasa Uzlaşma Komisyonu Başkanlığı'nı da siz yapacaksınız. Şöyle tabii o noktaya gelmesini arzu ederim mutlaka. Şöyle önce bir niyetin olması lazım yani yeni anayasa yapma konusunda. Bu konuda biliyorsunuz, takip etmişsiniz o zamanlar, hatırlıyorum. 2011 seçimlerinden sonra bir uzlaşma komisyonu oluşturulmuştu. Her gün de takip ettim. O zaman bütün partilerin eşit temsille katıldığı ve 25 ay çalışan bir komisyondu. 59 madde üzerinde de mutabakat sağlanmıştı. Bu aşağı yukarı bir yaklaşık anayasayla ilgili baktığımızda %40'ın üzerinde bir kısmıdır anayasanın. Geri kalan kısmının bir kısmı teknik kısımlardı ama esas tabii tıkanan nokta yine hükümet sistemi üzerineydi. O zaman da AK Parti'yi komisyonda temsil eden 3 kişiden birisi bendim. AK Parti'nin önerisi hükümet sistemiyle ilgili başkanlık sistemi üzerineydi. 2012'de bu metni biz vermiştik. Hala meclisin web sayfasında o metin var. Ve nitekim 2017'de 16 Nisan'da referandumda kabul edilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili değişikliğin esası da odur. Yani %95'in üzerinde bir oranda
oradaki metnin biraz revize edilmiş halidir bu gelen metinde. Dolayısıyla orada tıkanıklık hükümet sistemiyle ilgili bir tıkanıklık olarak karşımıza çıkmıştır. Şimdi burada tabii uzlaşılan noktalar da yoğunlaşmak, onlar üzerinden hareket etmeye çalışmak lazım. Şöyle ifade edeyim bunu çok genel olarak belki söyleyebilirim. Bir çözüm yolu bulunabilir. Önce onu söyleyeyim. Esas mesele de şudur. Millet yetki vermiş meclise, seçmiş, temsilcilerini göndermiş. Tabii bu yetki kanun yapma yetkisi bir taraftan. Ama belli sayıyı sağladığınızda da anayasayı da değiştirebilirsiniz demiş. Hatta bana gelmeden de bunu yapabilirsiniz demiş. Yani o 3/2'yi geçtiğiniz zaman yani 400 milletvekilini bulursanız. Evet, referanduma gerek yok. Yani bu anayasa gereği olduğu için millet de seçimi yaparken, oyunu verirken bu çerçevede oylar kullanıldığı için. Dolayısıyla anlaşırsanız bana gelmeden de bu işi yapabilirsiniz. İhtimal görüyor musunuz? Dolayısıyla anlaşılır, anlaşılan konularla ilgili olarak böyle bir yol izlenebilir. Anlaşılamayan yani konularda parçalı ise... Yani parçalı bir sistemle mi gidilmesi gerekiyor? Çünkü o 56 maddeye baktığımızda o 56 maddenin de bazı maddelerinin parlamenter sisteme uygun maddeler olduğunu görüyoruz. Bu durumda nasıl bir yöntem izleyeceğiz? Şöyle, tabii o dönemde anlaşılan maddeler üzerinden tekrar tam olarak onları varsayarak gitmek kolay değil zannediyorum. Bütün partilerin ona dair bir takım revizeleri olacaktır o konuda. Ama o şunu göstermiştir. Yani demek ki anayasanın yarısına yakın bir kısmında tam bir mutabakat sağlanabiliyor. Yani sağlanmış o zaman. Bu bir kere sağlanmış, tekrar sağlanabilir. Dolayısıyla belki hani maddenin kapsamı, cümleleri, kelimeleri üzerinde değişiklikler olabilir. Ama öbür taraftan onlar parlamenter sistem üzerinedir demek çok doğru değil, şu anlamda değil. Temel haklarla ilgili, siyasi haklar, ekonomik haklarla ilgili düzenlemelerdi onlar, önemli bir kısmı. Diğer kısmı ise yargıyla ilgili ve ekonomik, sosyal düzenlemeler vardı. Dolayısıyla hükümet sistemi dışında kalan alandaki düzenlemelerdi. Yani onlar hükümet sistemiyle fark etmez. Yani hangi hükümet sistemi olursa olsun uygulanabilecek hükümlerdi. Hükümet sistemiyle ilgili tartışmanın ise somutlaşması lazım. Önce onu peşinden söylemek isterim. Şimdi ortada tabii ben bu sistemi savunuyorum. Bu aynı zamanda bizim anayasamızdaki şu anki geçerli olan, merkezi olan sistem. Zaten bu sistemin getirilirken çok büyük katkınız olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla 2012'de aslında bu sistemin metni kaleme alanlardan birisiyim ben tabii. Evet. Çalışmalar yapıldı partimizde, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında o zaman. Ama şunu söyleyeyim, parlamenter sistemle ilgili bugün yapılan öneriler somutlaşmış öneriler değil henüz. Onun için bu yeni anayasa tartışmasının kıymetli olduğunu söylemek isterim. Hatırlarsınız daha önce de anayasa tartışması 82 anayasa yürürlüğe girdikten birkaç ay sonra başladı aslında. Anayasa, yeni anayasa, anayasa değişikliği falan. Nitekim ilk değişiklikler işte 85'te, 86'da, 87'de konuşuldu. 87'de gerçekleştirildi. 91'de yine var siyasi partilerin önerileri falan var genel olarak. Hep konuşulan bir şey bu. Fakat... somut bir metin gelsin dediğinizde orada sıkıntı ortaya çıkıyor. Mesela biz işte uzlaşma komisyonunda da bir bölüm mesela yazılacak diyelim. O bölümle ilgili siyasi partilerin hazır metin getirmesi gerekiyor. Ve bazı siyasi partilerin çok hazırlıksız olduğunu gördük. Yani hazır metin getiremedikleri için, madde hazırlığı yapamadıkları için toplantıların ertelendiğine şahit oldum. Metinler var, bunlar elimizde kayıtlar var. Bazen getirilen metinlerin yetersiz olduğu, o kendileri tarafından revize edilmesi gerektiği falan ortaya çıktı. Yani bugün teorik olarak tartışılıyor, yeni anayasa olsun. İşte haklar ve özgürlükler genişletilsin. Bunlar tabii slogan, birer soyut cümleden ibaret. Parlamenter sistem dediğinizde dünyada parlamenter sistem başlığı altında toplayabileceğimiz birbirinden çok farklı onlarca model çıkabilir karşımıza. Dolayısıyla nasıl bir şey öngördüğünüzü ancak somut maddelere döktüğünüz zaman anlayabiliyoruz. İşte 2011'de başlayan uzlaşma komisyonu süreci aslında bütün siyasi partilerin nasıl bir anayasa öngördüklerini ortaya koyan metinler çıktı önümüze. Yani tam bir anayasa metni bütün siyasi partilerin öneri olarak karşımıza çıktı. Şimdi işte bu tartışmada da bence yeni anayasa tartışması ciddiye alınmalı. Sonuç olur olmaz. Sonuç almak hedef olmalı mutlaka tabii samimi olarak ama aslında bütün somut bir metin ortaya çıkmalı. Aslında bütün partilerin de bu dönemde bir çalışması var. Şöyle, yani somut bir çalışma olarak ben bir şey görmedim doğrusu. Şimdi parlamenter sistem
malum Türkiye parlamenter sistemde idi diyebiliriz ama bunu tırnak içinde söyleyebiliriz. 1961-80 arası bir parlamenter sistemdi. Şüphesiz klasik parlamenter sistem. Ama 1982'den sonra özellikle 2007'ye kadarki kısımla ilgili farklı görüşler ortaya koyan, işte yarı başkanlık diyen veya yarı başkanlığa yakın yetkiler verilmiş cumhurbaşkanına diyen bazı siyaset bilimciler, hukuk kamuçuları vardı. Ama özellikle 2007'den sonra, yani şeyi kastediyorum, cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçilmesi, anayasa değişikliği de benimsendikten sonra 2007'de o yetkilerle bir cumhurbaşkanının sonuç itibariyle bu sefer bir yarı başkanlık sisteminde Türkiye'nin geçtiğini söyleyenler de vardı. Bu bazı nüanslarla çok az fark var. Mesela Fransa ile 2007 sonrası bizim anayasal hükümet sistemimizde Fransa'daki sistemle arada biraz cüz'i farklar. Sayın Demirel, daha sonrasında demek istiyorum. Nasıl bir parlamenter sistem? Yani Sayın Demirel ve daha sonrasında Sayın Sezer de 104. maddeden kaynaklanan yetkilerinin çok fazla olduğunu her defasında ifade etmişti. Şöyle, mutlaka tabii etti ama herkes de o yetkileri kullandı sonuna kadar da hiç tereddütsüz bir şekilde. Hani bu fazla bu yetkiyi kullanmayayım diyen olmamış hiç. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Tabii. Yani parlamenter sistem dediğinizde nasıl bir parlamenter sistem istiyorsunuz? Yani genişletilmiş, iyileştirilmiş falan, güçlendirilmiş falan, ama bunların hepsi biraz soyut ifade. Bunu ne zaman anlayabiliriz? Somut. Yani sizin önerdiğiniz parlamenter sistemde cumhurbaşkanını kim seçecek? Halk mı? Parlamenter mi? Öyle bir söylüyorsunuz ki böyle bir öneriye bunu somut olarak önünüze konduğunda açıkmışçasına konuşuyorsunuz. Hem bunu sormak istiyorum, hayır, hem bunu de bunu bilmemiz lazım. Yani evet. Tabii bu konuda karar verici ben değilim, ben meclis başkanı olarak, ama şunu demek istiyorum. Şimdi bunu bir siyaset diliyle soyut olarak tartışmak kolay. Yani şu sistemi, bu sistemi falan, ama bu soyut bir slogandan ibaret. Ben diyorum ki yani bu tartışmanın somut bir tartışmaya dönüşmesi için işte bu yeni anayasa çağrısı Sayın Cumhurbaşkanımızın bir fırsattır. Ama 2012... anlaşamayız. Siz metninizi hazırlayın, bir metin ortaya çıksın, bir görülsün bakalım. Bu metin üzerinden daha sonra üzerine konuşalım diyorsunuz. Konuşulabilir, bir görülsün, ama merak ettiğim, benim de şahsen çok merak ediyorum. Acaba bu 16 Nisan 2017 değişikliğinden önceki sisteme mi dönülmek isteniyor? Yoksa yeni bir model. Muhtemelen yani o değil, çünkü hani güçlendirilmiş parlamenter sistem. Peki güçlendirilmiş parlamenter sistem deyince neyi kastediyorsunuz? Evet. Mesela şudur güçlendirilmiş parlamenter sistemin özelliklerinden birisi. Hükümete, bakanlar kuruluna o zaman parlamenter sistemde kararname yetkisi verilir. Mesela Fransa'ya baktığımızda Fransa anayasasında ilginçtir. Sadece kanunla düzenlenecek alanlar sayılmış. Bu alanlar kanunla düzenlenir diyor. Bunun dışında kalan alanlarda kararnameyle düzenleme yapılabilir diyor mesela. Bir, bu verilecek mi? Şimdi bakıyorsunuz bazı açıklama yapanlar, parlamenter sistem, güçlendirilmiş parlamenter sistem istiyoruz diyen siyasetçiler diyorlar ki kararname olmaz diyorlar. Bir kararname olmazsa bu güçlendirilmiş parlamenter sistemin en önemli özelliği de bu anlamda hükümete düzenleyici işlem yetkisi veren bir husustur. Yani bütün literatürde böyledir. Bu olmaz diyorsanız o zaman ne olacak? Mesela kanunların meclisten çıkartılması kolaylaştırılıyor bu güçlendirilmiş parlamenter sistemde. Böyle bir şey mi sağlayacaksınız? Güçlendirilmiş parlamenter sistemde güçlendirilen nedir? Güçlendirilen aslında yürütmedir. Yani güçlendirilmiş parlamenter sistemde teknik olarak literatürde güçlendirme ile kastedilen şey parlamento değildir, yürütmedir. Yürütmenin güçlendirilmesidir. Bu konuda çalışan bütün eserler var, arkadaşlarımızın yazdığı. Onlara baktığımızda bunu görüyoruz. Onun için diyorum, yani somut bir şey ortaya konulduğunda hani konuşmak kolay, güçlendirilmiş, ne güzel isimler bulabilirsiniz sözlükten bununla ilgili, ama somut nedir arzu ettiğiniz, bunu ortaya koymak lazım. Bu işte yeni anayasa tartışmaları bu anlamda bir fırsat olabilir. Başkanım, peki başkanlık... Anlaşma konusu da dediğim gibi millet yetki vermiş. Yapabilirseniz yapın, yapamazsanız bana gelin diyor. Hı. Onun bir formülü bulunabilir. Siz 2011-2012'de 59 maddede uzlaşıdan bahsettiniz ama o günden bugüne de o kadar çok şey değişti ki siyasette elbette bugün gelinen noktada. Ve bir yandan da bugün bugünkü sistemde senato ayağı eksik olduğu için parlamentonun devre dışı kaldığı yönünde de eleştiriler dile getiriliyor muhalefet tarafından. Siz meclisin devre dışı kaldığı eleştirisine nasıl bakıyorsunuz? Kabul etmiyorum. Çok kısa izah edeyim onu. Tam aksine. Tabii. Yani şimdi şöyle. Bizde tabii önce bir kanaat hasıl oluyor insanlarda.
Sonra o kanaatı desteklemek için bir şeyler bulmaya çalışıyorlar ama bazen de bulamıyorlar sadece. Onu tekrarlıyorlar. Tekrarladıkça bir sözü, bir kanaatı sanki onun doğru olduğuna dair bir şey ortaya çıkacakmış gibi bir batıl inanç var insanlarımızda maalesef. Bazı siyasetçiler de öyle diyeyim. Şimdi parlamento zayıflamıştır derken bunu somut olarak nasıl ortaya koyabiliriz? Şimdi bir kere iki bakımdan çok hızlı ifade edeceğim. Parlamentoların bütün dünyada temel iki fonksiyonu var. Birisi yasama, kanun yapma fonksiyonu. Diğeri ise denetleme fonksiyonudur. Yürütmeyi denetleme fonksiyonudur. Bu açılardan önceki sistemle bizim 2017 öncesi, 2018 öncesi uygulanan parlamenter sistemle diyelim, bugünkü sistemi mukayese ettiğimizde ne fark var? Yasama süreciyle ilgili olarak baktığımızda daha önce sistemde tamamen hükümetin yönettiği, kontrol ettiği bir yasama süreci vardı. Kanun teklifleri, önerileri hükümet tarafından hazırlanırdı. Ya hükümet kendisi getirirdi bunu tasarı olarak veya bunu kendi partisinden milletvekillerine verdirirdi. O zaman da teklif olurdu bu. Ama sonuç itibariyle bütün hazırlık süreci hükümet tarafından gerçekleştirildi. Hükümetin istemediği bir kanunun teklifinin meclisten geçmesi mümkün değil. Niye? Çünkü hükümet varsa eğer bir parlamenter sistemde güven oyu almış demektir. Güven oyu almadan hükümet olmaz. Güven oyu almışsa ne demektir? Parlamento çoğunluğu hükümetin arkasında demektir. Parlamento çoğunluğu hükümetin arkasındaysa istemediği bir kanunun geçebilmesi mümkün değil. Teorik olarak mümkün değil. Başka bir seçenek yok parlamenter sistemde. Halbuki şimdi bugünkü sisteme baktığımızda bir kere parlamentonun yapısıyla yürütmenin yani Cumhurbaşkanı mensup olduğu siyasi partinin ilişkisi tek bir seçenek olarak karşımıza çıkmıyor. Şunu kastediyorum. Parlamenter sistemde vatandaşa tek bir oy hakkı tanınıyor. Bu tek oy hakkıyla hem yürütmeyi hem parlamentoyu belirlemesi isteniyor. Daha doğrusu tek oyla parlamentoyu belirliyorsunuz, hükümet onun içinden çıkıyor. Halbuki bu yeni sistemde vatandaşa iki oy hakkı tanınıyor. Hükümeti ayrı bir oy kullanarak belirleme, parlamentoyu ise yine ayrı bir oy kullanarak belirleme hakkı tanınıyor. Dolayısıyla bu sistemde Cumhurbaşkanı'nı bir siyasi partiden seçip vatandaşın ama Cumhurbaşkanı'nın mensup olduğu siyasi partiyi parlamentoda çoğunluk yapmama hakkı vardır. Yani oyunu Cumhurbaşkanı'na verir, parlamenter sistemde ise parlamentoda ise oyunu onun partisine vermeyebilir. Böyle bir durumda parlamentoda farklı bir çoğunluk yapısı ortaya çıkabilir. İşte bu durumda yürütmeden tamamen bağımsız bir çalışma imkanı tanınıyor. Önceki sistemde ise böyle bir seçenek yok. Orada mecburen yürütmenin, hükümetin kontrolünde bir yasama süreci var. Başka bir seçenek yok. Burada bir seçenek var. Ama vatandaş kendisi tabii oyunu kullanırken Cumhurbaşkanını seçer ve onun partisine parlamentoda anayasayı değiştirerek bir çoğunluğu da verebilir. O vatandaşın tercihidir, ona kimsenin diyeceği bir şey yok. Denetleme bakımından da aynı şey. Bakın çoğu soru önergeleri cevaplanmıyor falan diye bir şey duyuyoruz. Değerlendirme duyuyoruz arkadaşlar. Sayısal veriler elimizde var. Bu dönemde yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin başladığı 27. dönemde soruların cevaplanma oranı hem 26. dönem parlamenter sistem, 25'i saymayalım o kısa bir dönemdi. Hem 24. dönem hem 23. döneme göre baktığımızda hepsinde oransal olarak cevaplanma oranı çok daha yüksek. Şu anda bu dönem. Peki niye sorularımız cevaplanmıyor, daha önce cevaplanırdı diyorlar. Sayısal verilere bakmıyorlar ki arkadaşlar. Sadece şeyi soruyorlar. 27. dönemi soruyorlar soru önergesiyle. Evet, cevaplanmayan soru var mı? Var, evet. Ama bu her dönem olmuş ve dünyanın her yerinde var. Hepsi cevaplanmıyor soruların yani. Oransal olarak buna bakmak ve önceki dönemle mukayese etmek lazım. Eğer bir geriye gidiş varsa, daha düşük bir oranda cevaplama varsa o zaman diyebilirsiniz ki geriye gitti denetim yetkisi. Tam aksine oran yükselmiş bu dönem Cumhurbaşkanı hükümet sisteminde daha fazla oranda soru cevaplıyor yürütme şu anda. O zaman nasıl geriye gitti, yetkimiz azaldı diyorsunuz. Gen soru yok diyorlar. O normal ama onu ben izah ediyorum biliyorsunuz. Gen sorunun olmaması sistemin doğası gereği. Çünkü gen soru güven ayının olduğu bir sistemde olur. Eğer hükümet parlamentodan güven oyu alarak oluşuyorsa gen soru o güven oyunun geri alınmasıdır. Bu sistemde ise halk doğrudan seçiyor hükümetin cumhurbaşkanını. Bunu geri alabilmesi parlamentonun mümkün değil. Yani bunu şeye benzetiyorum. İşte manuel vitesli araçta
otomatik vitesli araç. Debriyaj yok otomatik vitesli. Bu sistemin gereğidir bu. Bu hafta çok çok konuşulan ve hukukçuların da farklı farklı görüşlerinin oluştuğu İstanbul Sözleşmesi'nin kararnameyle sözleşmesinden çekilmesi konusunda da meclisin devre dışında kaldığı eleştirisine ne dersiniz? Şimdi o konuda veya aslında şöyle bir bakış var. Net. Eğer Senato olsaydı sonuçta Senato denetimi gibi bir mekanizma işleyecekti. Bu check balance açısından yeni bir yapıyı getirecekti ki başkanlık sistemlerin olduğu birçok yapıda Senato ile karşılaşıyoruz. Doğru ama şöyle çift kabinli bir sistem. Şöyle ama başkanlık sistemiyle Senato'nun birbirinden ayrılmaz iki unsur olduğunu söylemek doğru değil. Senato başkanlık sistemlerinde var ama bakarsak bu ülkelerin önemli bir kısmında aynı zamanda federal sistem var. Dolayısıyla Senatolar daha çok başkanlık sisteminin bir mütemmim cüzü, tamamlayıcı parçası değil, daha ziyade federal sistemin bir unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Olabilir mi? Olabilir amenna. Ama bizde Senato tecrübesi 1961 ile 80 arası hoş bir tecrübe değil. Özellikle yasama süreçlerini uzatan, zorlaştıran bir tecrübe olarak yaşandığı için Senato süreci ona sıcak bakılmıyor genel olarak. Olabilir mi? Olabilir tabii ki. Şüphesiz tartışılabilir bir konu. Ama sonuçta dediğim gibi başkanlık sisteminin zorunlu bir sonucu değil Senato'nun varlığı. Senato'nun sisteme katabileceği bu anlamda şu anki işleyişle ilgili çok özel bir nitelik yok benim kanaatimce. Şimdi sizin dediğiniz konuya gelelim. Tabii ben iyi yakın takip ettiğim dost arkadaş olarak da tanıdığım hukukçular da var aralarında. Bereketli kayıtlar var. Yani şu anlamda söylüyorum. Bugün bu konuyla ilgili yazan, yani milletler arası antlaşmaların hukuk sistemimizde nasıl onaylandığı veya bunlardan nasıl çıkılacağına dair konularda bugün yazan arkadaşlar daha önce de bazı makaleler yazmışlar. 5 sene önce, 10 sene önce. Kimden söz ediyorsunuz? İsim vermiyorum. Çelişkiler var görüyorsunuz. Yani o zaman söyledikleriyle Sayın bugünküler... Sayın Kemal Gözler mi? Hayır. Yani isim vermiyorum. Birçok arkadaşımız var şu an yazan bu konularla ilgili. Şimdi şunu söyleyeceğim. Bizdeki sistem şu. Bir milletler arası anlaşmanın anayasanın 90. maddesine göre kabul edilmesinin, yürürlüğe konulmasının 3 adımı var. Birinci adım imzalanma aşamasıdır. Yani birçok ülke işte diyelim veya ikili anlaşmaysa ülkenin temsilcileri anlaşmayı imzalarlar. Bu birinci adım, imza. Bu yürütmenin yetkisindedir bizde. Bunu ya işte Dışişleri Bakanı veya başka bir hükümet yetkilisi veya bir diplomat falan bu imzalar. Daha sonra ikinci aşaması var. Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunması aşaması. Bu parlamentonun yetkisindedir. Evet. Bunu bizim sistemimizde kanunla yapıyoruz. Bir anlaşmanın onaylanmasını uygun buluyoruz kanunla. Bu ikinci aşama. Yürürlüğe giriyor mu? Girmiyor. Hayır. Üçüncü aşamaya geçiyoruz. Onaylanma aşaması. Burada da yetki daha önce Bakanlar Kurulu'ndaydı. Şimdi yeni sistemde Cumhurbaşkanı'nda. Şöyle oluyor. Bir anlaşma imzalanıyor. Meclis bunu kanunla uygun buluyor. Daha sonra Cumhurbaşkanı'nın onaylaması aşamasına geçiliyor. Cumhurbaşkanı onayladıktan sonra yürürlüğe giriyor. Meclisin kanunla uygun bulması şu anlama geliyor. Bu anlaşmanın bir onaylamanın bir mahsuru yoktur. Bu anlaşma onaylanabilir. Daha teknik bir ifadeyle onaylama izni veriyor. Ama onaylamayabilir mesela Cumhurbaşkanı. Veya onaylayabilir. Onayladıktan sonra onayını geri çekebilir. Parlamento aşaması bir izin aşamasıdır sadece. Hı hı. Onaylamayı zorunlu kılan bir aşama değildir. Ne zamandan beri bu böyle? Yeni de değil. 244 sayılı bir kanun var. 1963'te çıkmış bir kanun. Yani 1963'ten bu yana aslında böyle oluyor bu. Onlarca örnek var. Mesela diyelim ki Romanya ile serbest ticaret anlaşması yapmışız. Meclis de bunu kanunla uygun bulmuş. Ondan sonra da Bakanlar Kurulu o tarihte imzalamış. Aradan geçmiş 5 sene Bakanlar Kurulu bu anlaşmanın iptali veya fesli diye bir Bakanlar Kurulu kararı çıkmış, vazgeçilmiş. Hangisiyle ilgili dediniz bunu? Şimdi ismini ben genel olarak söyledim. Aynen. Onlarca var ama örnek söyleyebilirim. Bir dakika ben şeyi bitireyim şimdi anlatacağım kısmı. Yani bunun örnekleri de var. Bir, mevzuat bu şekilde. İki, uygulama da bu şekilde. Yani
vazgeçilmiş, çıkılmış, bakanlar kurulu kararıyla vazgeçilmiş bir anlaşma için sonra tekrardan bir kanun çıkartılmasının bir örneği yok. 1963'ten bu yana yok. Peki Sayın Kemal Gözler diyor ki makalesinde, hukukta bir şey bağlandığı şekilde çözülür. 2001'deki makale mi şey mi? Hani yeni İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin yazdığı makale. Hukukta bir şey bağlandığı şekilde çözülür. Buna yetkide ve usulde paralellik denir. Bir uluslararası anlaşma, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onaylamayı uygun bulma kanunundan sonra Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe konulmuş ise, ancak yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir kanun çıkarmasından sonra Cumhurbaşkanı tarafından sona erdirilebilir diyor. Bunda da hukukta bir şey bağlandığı şekilde çözülür ilkesi denir diyor Latincesinde vurgulayarak. Bunu benzer şekilde... Ki burada yalnızca bu noktada da kalmıyor. Anayasanın 90. maddesine atıf yapıyor. Anayasanın 90. maddesi orada durduğu sürece uluslararası anlaşmaların bir kanun niteliğinde ise bunun 90. madde kapsamı içerisinde ele alınması gerektiğini söylüyor. Ve diğer hukukçular da işte Ersan Şen, Rezan Özdemir, Adem Sözeyer, onların ki bizim programlarımıza katılıp söyledikleri için dile getiriyorum isimlerini. Onların vurguladığı da çok benzer ve aynı paraleldeki görüşler. Buradan baktığımızda hukukçuların, ki onlar da anayasa ve ceza hukukçuları ama onlar da hukukçu sonuçta. Bu hukuktaki farklı bakış, farklı durumun çözüm yeri neresidir? Şöyle, şeyi soruyorsanız yani süreçle ilgili bu konuda bir kere ben onu da biraz... hayretle izliyorum. Bazı hukukçular diyorlar ki Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çıkılmıştır. Kararname değil. Cumhurbaşkanlığı kararı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi anayasada özel olarak düzenlenmiş. 9 numaralı kararnameye dayalı karar. Tabii Cumhurbaşkanlığı kararnamesi dayanak olarak yetki veriyor. Onu, o yetkiye göre bir karar. Cumhurbaşkanlığı karar. Dolayısıyla bir idari işlemdir bu. Bununla ilgili Danıştay'a başvurulabilir. Yani çözüm diyorsa, o anlamda bir çözüm diyorsanız bunun çözüm yolu budur. Gidecek Danıştay bu konuda kararını verecek. Fakat burada şaşırdığımız husus şudur. Biz ilk defa karşılaştığımız, hukukta ilk defa karşımıza hukuk aleminde çıkan bir sorunu teorik olarak tartışıyoruz. Hukukun genel ilkeleri vesaire bağlamında bir konuyu tartışıyormuşuz gibi yapıyoruz. Öyle değil diyorsunuz. Öyle daha değil, önce bu yani uluslararası bir sözleşmede de az önce bahsettiniz. 1963'ten beri Türkiye'de uygulanan bir sistem var. Hani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini bırakalım. 2008'den öncesine bakalım. 1963'ten beri Türkiye'de uygulanan bir sistem var. 294 sayılı sözleşmeden çekilmiş miyiz Sayın Başkan bu süreçte? Tabii. Şimdi ben size isterseniz buradan hemen size örnekler söyleyeyim. 1990'lı yıllarda da var. Yakın zamanda da var. Hemen. Çünkü bu ciddi bir tartışma konusu oldu. Size, hayır, örnekler üzerinden gidersek o zaman sorun kalmıyor. Tabii, ama çok teorik tartışırsanız mecellenin genel ilkeleri, hukukun genel ilkeleri bağlamında falan hani şöyle bir şey olabilir. Yeni bir mevzuat hazırlıyoruz. Bu konuyu nasıl yapalım? Onun için herkes görüşünü söylesin. Tamam, amen. O zaman serbest tartışabiliriz. Ama Türkiye'de 1963'ten beri bir sistem var. Bakın size şimdi 29 Mart 2020 tarihli bir Cumhurbaşkanlığı kararı. Karar sayısı 2327. 23.7.1990 tarihli ve 90 Taksim 676 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanan sportif karşılaşmalarda ve özellikle futbol maçlarında seyircilerin şiddet gösterilerine ve taşkınlıklarına dair Avrupa Sözleşmesi'nin feshedilmesine ve Türkiye Cumhuriyeti adına 29.11.2016 tarihinde Budapeşte de imzalanan 7.225 sayılı kanunla onaylanması uygun bulunan ekli futbol maçlarında diğer spor müzakaralarında bütüncül bir emniyet, güvenlik ve hizmet yaklaşımı üzerine Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ne ilişik beyanla birlikte onaylanmasına. İlki ile ilgili feshediyor, 90 tarihli. Bununla ilgili bir kanun, uygun bulma kanunu var. O kaldırılmıyor, o kanun. Ama daha sonra 2016'da imzalanan ve sonra kanunla uygun bulunan bir sözleşmeyi Cumhurbaşkanı onaylıyor. Bu bir. Şimdi yine 11 Ekim 2018 tarihli mesela 1975 tarihli
7 Taksim 10.102 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanan hayvanların uluslararası nakliyat sırasında korunmasına dair Avrupa Sözleşmesi ile 24.1989 tarihli ve 89 Taksim 13.723 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanan hayvanların uluslararası nakliyat sırasında korunmasına dair Avrupa Sözleşmesi'nin ek protokolünün feshedilmesine feshediyor. Tek imzayla Cumhurbaşkanı. Türkiye Cumhuriyeti adına 4 Şubat 2004 tarihinde imzalanan 5-4-2018 tarihli 7133 sayılı kanunla onaylanması uygun bulunan ekli falan sözleşmenin onaylanmasına diyor. Yani bunun geçmişte örnekleri var ve ilk kez böyle bir hukuki yaşanmadı. Daha eskiye götüreyim ben sizi. 1997 tarihli rahmetli Süleyman Demirel imzalı Cumhurbaşkanı ve Başbakan Mesut Yılmaz ve kabinesinin imzaladığı İhtira Beratlarının Milletler Arası Tasnifi Hakkında Avrupa Anlaşması'nın 1 Ekim 1996, 2. Berat taleplerinde aranan formalitelere müteallik Avrupa Anlaşması'nın 1 Ocak 96 tarihinden geçerli olmak üzere sona erdirilmesi. Evet, Sayın Şentop, hukuki şunu diyorum, kısa tekrarlamak isterim. 3 aşama var. Meclisin uygun bulma, onaylamayı uygun bulma kanunu aşamasında meclis bir kanun çıkarıyor. Ama bu kanunla yürürlüğe girmiyor uluslararası sözleşme. Bu bir nevi yetki kanunu. Mesela birçok hukukçu bunu gerek şart olarak, doğrudur, gerek şarttır bu. Yani bir uygun bulma kanunu olmadan Cumhurbaşkanı'nın bir sözleşmeyi onaylayabilmesi mümkün değil. Veya Bakanlar Kurulu'nun eskiden. O zaman şunu uygun bulma kanunu olması, Cumhurbaşkanı'nın veya Bakanlar Kurulu'nun eski sistemde sözleşmeyi imzalamasını zorunlu kılmıyor. Uygun bulma kanunu var ama isterse onaylar, isterse onaylamaz. Yeni bir durum ortaya çıkmıştır, onaylamamıştır. Veya onayladıktan sonra da vazgeçebilir. Çünkü kanun onaylama izni veren bir kanundur. Onaylayıp onaylamama, onayladıktan sonra vazgeçme imkanı yürütmededir. Eskiden de böyleydi, 1963'ten böyle. Çok örnek var, ben size sadece birkaç tane söyledim. Peki bu durumda, mesela... Sayın Cumhurbaşkanı kastetmiyorum da bir gün bir Cumhurbaşkanı gelip ben Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çekildim derse veya Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi'ni feshettim derse ben ondan çekiliyorum, katılmıyorum derse. Teknik olarak yapabilir. Yapabilir mi? Tabii ki. Ya başka uluslararası anlaşmalardan da böyle bir kararlı. Montreux'u tanımıyorum, feshettim derse. Bunu sadece bizim Cumhurbaşkanımız veya eski sistemde Bakanlar Kurulumuz değil, Almanya da bunu yapabilir, Amerika da yapabilir, Fransa da bunu yapabilir. Yani ama bu şeydir, mantıkta mümkün muhtemel arasında bir fark vardır. Buna da bir örnek verirler Osmanlı mantıkçıları son zamanların 19. yüzyılın özellikle. Mümkün, muhtemel. Marmara Denizi'nden ayran yapabilmek mümkün müdür? Mümkündür. Yeterli miktar yoğurt bulursanız, Marmara Denizi'nde karıştırırsanız bu aklen mümkün olabilir. Akli imkandır bu. İhtimal ise gerçeklerden hareketle bir işin olabilirliği üzerinedir. Bu muhtemel değildir. İstanbul Sözleşmesi'ne ne dersiniz? Mümkün. İşte aslında İstanbul Sözleşmesi de böyle bir his yarattı. Yani mümkün ama muhtemel değildir diye bir bakış vardı. Büyük bir şaşkınlık yarattı. Nasıl bu noktaya gelindi? Sözünüzü bölmek için şunu sormak istiyorum. Başlangıçtan AK Parti'nin gurur duyarak duyurduğu, AK Partili kadınların da çalıştığı, emek harcadığı bir sözleşmeden bu noktaya nasıl gelindi? Onu söyleyeceğim ama şunu söylemek istiyorum yani burada önce. Yani bu hani bir kişi imzalıyor, çıkıyor falan diye ama bu bir kişi dediğiniz o son imzaya bakarak bunu söylüyorsunuz. Halbuki bu bir süreçtir. Bununla ilgili gerekli değerlendirmeler yapılır, görüşler alınır ve sonuçta tabii imzayı bir kişi atar. Bakanlar Kurulu'nda da bakanlar imza atarken bunun bir de arka planında yapılan çalışmalar vesaireler falan var. Evet. Şimdi gelelim bu konuya. Şimdi şöyle tabii, burada sözleşme imzalanıyor o zaman, o tarihte ve onaylanıyor tabii. Yaşanan süreç içerisinde sözleşmenin gerek Türkiye içerisinde gerekse Türkiye dışındaki imzalayan ülkelerle ilgili olarak bunu söyleyebiliriz. Yorumlanması ile ilgili bazı değerlendirmeler yapılıyor. Nitekim daha önce imzalayan bazı ülkeler var. Bunlar onaylamamış. Evet. Mesela İngiltere 2012'de imzalamış. Henüz onaylamamış.
Diyor ki iç hukukta bazı düzenlemeler yapıyoruz bu konuyla ilgili, uyum düzenlemeleri falan diyor. Makul müdür? Yani 2012'den gelmişiz 2021'e, 9 senedir onaylanmamış bu sözleşme İngiltere'de. Rusya imzalamamış, Azerbaycan imzalamamış. Bazı ülkeler bazı maddeler ve kavramlarla ilgili olarak Venedik Komisyonu yorumluyor bu sözleşmenin içeriğiyle ilgili yorum yetkisine sahip. Oraya sormuşlar, yani bunlar böyle mi anlamalıyız, başka türlü mü anlamalıyız diye. İmzalayıp onaylayan bazı ülkeler de çıkma içerisindeler. İşte Polonya mesela bu şekilde bir yaklaşım içerisinde. Yani şunu demek istiyorum. Sözleşmeyi bazen değerlendirip, henüz çünkü kurallar, kelimeler ve cümlelerden ibaret. Hı hı. İmzalıyorsunuz, bunu teorik olarak söylüyorum. Ama zaman içerisinde uygulanmasıyla ilgili yaklaşımlar ortaya çıkınca aslında sizin imzalama, onaylama aşamasında atfetmediğiniz bazı anlamların, içeriklerin olduğunu, olabileceğini, yorumların olabileceğini görüyorsunuz. Zaman içerisinde böyle bir niyetle, böyle bir kararla... Ben şu başa döneceğim. Değişilebilir, fikir değiştirilebilir. Sözleşmenin o kısmına da geleceğim ama benim biraz önceki sözleriniz üzerinden bir soru yöneltmek istiyorum. Herhangi bir cumhurbaşkanı geldi, 5. yıl boyunca, 5 yıl boyunca ben NATO'dan, Montreux'den çekildim veya Avrupa Konseyi'nden çıktım dedi. Bir sonraki başkan da geldi, hayır ben de giriyorum dedi. Bu sözleşmelerin, uluslararası sözleşmelerin çok fazla laçkalamaşmasına da yol açmaz mı? Veya Türkiye itibarı açısından da problem üretmez mi? Onun için bir ara mekanizmaya ihtiyaç yok mudur? Şöyle, şimdi tabii Türkiye üzerinden düşünüyorsunuz. Bütün sadece bu dediklerinizi, Türkiye üzerinden değil tabii. Bütün bu dediklerinizin Türkiye'de olabileceğini varsayıyorsunuz. Diyelim ki Almanya'da da mesela olsa böyle bir şey... Yani diyelim ki Almanya'da geldi bir kabine ve bütün sözleşmelerden çıktı. Sonra birisi geldi, hepsini kabul etti falan. Şimdi bunlar dediğim gibi yani mümkündür. Tabii bunlar Alman olabilir. Hukukunu bilmediğim için nasıl olduğunu... Hayır yani genelde 3 aşağı 5 yukarı yakındır. Kemal Gözler Bey'in 22 ülkeyi incelemiş olduğu bir makalesi de var. Daha eski bir tarihli bu konularla ilgili. Mukayese ediyor oradaki sistemleri. Birbirine yakın sistemler. Tabii farklılıklar da var. Doğru. Şimdi şöyle... bu olabilir mi dediğiniz gibi yani olabilir böyle bir şey, mümkündür, imkan dahilindedir böyle bir şey. Hı hı. Ama böyle bir şey niye olsun? Yani sizin dediğiniz sözleşmeler özellikle temel sözleşmeler bunlar asgari bazı müşterek konular üzerinden hareket eden sözleşmeler. Mesela Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile ilgili bunu söyleyebiliriz. Orada temel haklar belirlenmiştir, tanınmıştır. Ek protokollerle bazı daha sonra ilaveler yapılmıştır. Niye daha geniş tutulmamıştır? Çünkü mümkün olduğu kadar fazla ülkenin katılımını sağlayacak bir çerçeve oluşturulmaya çalışıldığı için kuralların ve içeriklerin sınırlı tutulmasına çalışılmıştır. Dolayısıyla bununla ilgili olarak verilen bir karar çok temel bir sözleşme olması hasebiyle verilmiş bir karar o tarihte. Bu bakımdan yani bunlar olabilir mi diye sorduğunuzda tabii her şey olabilir, bütün dünyada olabilir. Hükümetler her türlü kararlar alabilir. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde bunlar olabilir. Ama şimdi böyle hani bunlar olabilir diye bu da yapılamaz gibi bir sonuca varmak mantıken de mümkün değil. Bir kere hukuken hiç mümkün değil. Az önce ifade ettim, kanun ve diğer düzenlemeler bu konuda 1963'ten beri Türkiye'nin uygulaması da bu konuda ne olduğunu gösteriyor. Ben de bir kadın olarak gene İstanbul Sözleşmesi'ne getireceğim. Çevrenizdeki kadınlardan ne tür tepkiler aldınız? Aile çevresi, yakınınızdakileri kastediyorum meslektaş. Şöyle, tabii bundan üzüntü duyan, rahatsız olanlar da var. Ama bundan uzun zamandır çıkılması gerekir falan filan diye bir takım görüşler ortaya koyanlar yani da var. Sitem edenler oldu mu aileniz içinden size bu gelişme üzerine? Sitemkar konuşan oldu mu? Mesela şöyle bir cümleniz var. Çünkü ben de onu hatırlıyordum. O yüzden de bakma ihtiyacı duydum yayın öncesi. Yine yaz aylarında bu konu çok konuşuldu. Uluslararası sözleşmelerin hiçbiri devletin perspektifiyle hazırlanmaz. Biz tamamen kendi kültürümüze uyumlu bir sözleşme arayacaksak, imzalayacak
sözleşme bulamayabiliriz doğrudur, demiştiniz. Tabii. Aynı görüşte misiniz bugün? Aynı görüşteyim elbette. İstanbul Sözleşmesi tabii. üzerine yapılan tabii. bu yorumlara da baktık. Çünkü tabii, biz de Ankara Sözleşmesi yapar yolumuza devam ederiz diyenler vardı onun için. Şöyle, hayır. Aynı görüşteyim. Ama o sadece orada söylediğim, bu biliyorum mecliste yapmış olduğum bir basın toplantısında, evet. değerlendirme toplantısında söyledim ama onun devamı da var. Var tabii. Orada, orada şunu diyorum devamında. Sadece uluslararası sözleşmelerle ve kanunlarla kadına karşı şiddetin önlenebileceği kanaatinde de değilim diyorum. Bu bir uygulama meselesidir esasen. Ve aynı şekilde geçen de bir programda da söyledim. Uluslararası sözleşmeyle kadına karşı şiddetin önlenmesi mücadelesini birbirine eşitlemek yanlıştır dedim. Dolayısıyla eğer bu görüşteysek biz, mesela İngiltere'de o zaman kadına şiddetle ilgili hiçbir mücadele yok. Sözleşmeyi onaylamamışlar, yürürlüğe koymamışlar. Yani İngilizler bu konuya tamamen bigane, ciddiye almıyorlar kadına karşı şiddet konusunu dememiz lazım. İmzalamayan ülkeler var mesela, buralarda kadına karşı şiddet konusunu önemsemiyor mu bu ülkeler mesela? Şimdi onun ama için işte İngiltere'de 67 yani, günde 65 kadının öldüğüne tanıklık etmiyoruz. Şöyle, peki 2010'dan bugüne kadar İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükte olduğu tarihte sözleşmenin bunları azaltıcı bir etkisi olduğunu söyleyebiliyor muyuz istatistikler olarak? Söyleyemiyoruz. Sorunun artmasının zaten daha da sorunu önemsememiz gereken bir boyutu olduğunu gösterdiği söyleniyor. Evet. Aynı zamanda yani bu bir artık bu sebeplere dayalı cinayetlerin artması nedeniyle bu kadar gündemimizde. Ama sözleşme yürürlükte o tarihlerde. Ama bir yandan da bunu ben demiyorum ama sözleşmenin de tam anlamıyla uygulanmadığı yönünde eleştiriler var. Öyle mi? Bugün hala bu hukuki durumu da ele alırsak şu an fiilen İstanbul Sözleşmesi yürürlükte mi? Şu an yürürlükte. Resmen yani yürürlükte. 3 ay sonra bitmek çünkü üzere ay, yürürlükte ay, mi yoksa parlamento onaylamadığı sonra, için mi yürürlükte? Hayır. 3 ay sözleşme kendi içinde sözleşmeden nasıl çıkılacağını fesih başlıklı 80. maddesinde öngörüyor. Bildirimden sonra 3 ay içerisinde sözleşmeden çıkılmış olacağını ifade ediyor sözleşme. Bu sebeple bir tanımış olduğu sürenin bitmesi gerekiyor bakımdan. Şunu söyledim, yani geçen de söyledim. Mahkemelerin ve idarenin uygulamalarında İstanbul Sözleşmesi'nin maddelerine yapılan atıf doğrusu ben rastlamadım. Belki birkaç tane de olabilir. Esas Türkiye'de uygulanan ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun var. O kanun yürürlükte. O kanuna dayanarak uygulama yapıyor idare ve mahkemeler. O kanun yürürlükte. Sözleşmeden çıkılmış olması o kanunu da yürürlükten kaldırmıyor. Ayrı işte o kanun ancak değişirse veya kaldırılırsa bir kanunla kaldırılabilir veya değiştirilebilir. Dolayısıyla kanun var. Ben şunu söylüyorum. Yani bir sokaktaki vatandaşın İstanbul Sözleşmesi üzerinden kadına karşı şiddet için şu çok önemlidir. Yok hayır bu şiddeti değil başka şeyleri diyelim ahlaki konuları falan Türkiye açısından daha kötüleştiriyor tartışmasını yapmasını çok mübalağalı buluyorum. Yani bir uluslararası sözleşmenin bu yönde ne olumlu ne olumsuz çok ciddi bir sonuç doğuracağı kanaatinde değilim. İç hukuk düzenlemeleri bu konuda önemli ve uygulamalar bu konuda önemli. Sözleşme bir çerçeve sunuyor. Özetle sadece. Diğer gündem maddelerine de geçebilmemiz tabii. için bir hukukçu olarak çıkmak doğru mu diyorsunuz? Yok kalmalıydı Türkiye bu sözleşmede mi diyorsunuz? Şöyle bu konuda nihai bir değerlendirme yapmam doğru değil. Ben Türkiye'de bu konuda bazı tartışmalar olduğunu, tabii herkes kendi bulunduğu cemaat tırnak içerisinde sosyolojik cemaat olarak söylüyorum. Sosyolojik cemaat içerisinden bakıyor konuya herkes. O cemaatin beslendiği bilgi kaynaklarından beslenerek konuya bakıyor. Karşı çıkanlar da vardı. Bir taraf onları görmüyor. Diğerleri bu konuda hassasiyet olanları görmüyor. Ama ben bu konuda gerek kanunun, bahsetmiş olduğum 6284 sayılı kanunun bu konuda bir ufak tefek bazı eksiklikler dile getiriliyor. Bir kısmına ben de katılıyorum bunlar tamamlandıktan sonra. Bu kanunun bu mücadelede yeterli olacağı kanaatindeyim. Şikayetçi olunan hususların daha çok idarenin ve yargının uygulamalarından kaynaklanan hususlar olduğunu, işte bunlarla ilgili olarak da mecliste
9 Mart'ta kurulan bir araştırma komisyonu var kadına karşı şiddetle ilgili. Bu komisyonun yapacağı çalışmaların hukuki eksiklikler varsa bunları tamamlama yönünde, uygulama eksiklikleri varsa bunları giderme yönünde adımlara sebebiyet vereceği kanaatindeyim. Yine bu konuda İstanbul Sözleşmesi, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere açıklamalar, bu konuda şiddete, kadına karşı şiddetle mücadelede kararlılığı ifade eden açıklamalar oldu. Bunları kamuoyu takip edecek. Dolayısıyla hani bu konuyu İstanbul Sözleşmesi'ne endekslemek, sözleşme gitti şiddet tamamen artacak falan gibi demek, hem uluslararası realiteye uygun değil, bu kadar, hem de istatistik bilgilerine uygun madem değil. Madem sözleşmenin bu kadar çok etkisi yoktu, o zaman sözleşmeyi kaldırmak için bu çaba niye? Etkisi yoktu. Sözleşmedeki bazı ifadelerin, kavramların rahatsızlık uyandırdığı, özellikle onlara dair yorumlar ve onlar üzerinden ortaya çıkan bazı bazı Avrupa çapında veya Türkiye'deki bazı taleplerin, özellikle açık söyleyelim LGBTİ çerçevesindeki şeyler, yaklaşımlar. Ama şiddet uygulanmasın diyor. Efendim? Şiddet uygulanmasın diyor. Şüphesiz bir madde öyle diyor. Evet, ama ondan ibaret değil. Ondan ibaret değil. Başka maddelerde var. Şunu söyleyeyim Muharrem Bey. Şimdi bakın Avrupa, Batı Avrupa merkezli bazı hukuk ve insan hakları paradigmaları var. Bunların bir kısmı evrensel. Bir kısmı evrensel bunların. İşte Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki temel ilk haliyle özellikle sözleşmedeki kabul edilen hususlar. Bütün dünyada, bütün farklı dünya görüşlerine sahip ülkelerde kabul edilebilecek, tarih boyunca da olmuş şeylerdir. Evet. Bir de Batı Avrupa'da, biraz Batı Avrupa'nın kendi özeline ait bazı insan haklarına dair paradigmalar var, yaklaşımlar, anlayışlar var. Fakat Batı Avrupa'nın aşağı yukarı, Avrupa'nın batısının öyle diyelim, aşağı yukarı bir yüzyıldan fazla bir zamandır kendi paradigmalarının, kendi anlayışlarının, kendi koydukları kuralların evrensel olduğunu, bunların bütün dünya tarafından benimsenmesi, kabul edilmesi gerektiğine dair bir anlayışı var. Bir nevi paradigma emperyalizmi var. Bunları evrensel şeylermiş gibi kabul ettirmeye çalışıyor. Ama bu üzerinden yıllar geçti sözleşmeler, ve öncesinde de üzerine çalışıldı Türkiye kabul etmeden. Şüphesiz o zaman çalışıldı ama onu ifade ettim. Soyut metinler üzerinde çalışmak başka bir şey. Zaman içerisinde o metinlerin içeriğine yüklenen anlamlar ortaya çıktığında ve onların istikametleri ortaya çıktığında ona dair kanaat değişikliği baki kalacak. Yani sözleşmede bunlar yazılmıştı zamanında. Vallahi Sayın Başkanım, bununla bir Katolik hikaye gibi bağlısınız, asla değişemezsiniz gibi bir şey günkü, olamaz. Ben o günkü oturumu da izlemiştim. Komisyon aşamasında biliyorum onun. Ve o günkü konuşmaları da izledim. Önceki gün alıp tutanakları bir daha şöyle gözden geçirdiğimde kimin ne dediğine baktım. Gerçekten çok önemli sözler vardı. Şimdi Muharrem Bey, tamam da o zaman sizin dediğiniz eğer gibi hareket edilmiş olsa biz niye kanun değişiklikleri yapıyoruz? Çıkaralım bir kanunu, kalsın. Bir kanunu çıkarıyoruz, birkaç ay sonra mesela değiştiriyoruz kanunu. Niye? Çünkü çıkartırken kanunu düşündüğünüz bir çerçeve var, bir içerik var. Ama uygulamaya getirdiğinizde farklılıklar ortaya çıkıyor zaman içerisinde. Bugün tabii şu anki siyasi atmosferde bu siyasi önümüzdeki ittifaklara yönelik bir hamle olarak da değerlendirildi pek çok kişi tarafından. Öyle de bir yorum var. Şüphesiz yani şöyle. Oraya gelmişken tabii, onunla ilgili yorumunuz olur. İnsan sayısınca farklı yorum yapabilmek mümkün tabii ki. Burada hepsi söylenebilir. Ama bizim burada kabul edebileceğimiz, değerlendirmeye değer bulabileceğimiz yorumlar bir takım parametrelere dayanan, siyasi, hukuki, kültürel parametrelere dayanan yorumlar ancak olabilir. Yoksa çok uçuk yorumlar da yapılabilir. Herkes içinden geçtiği gibi yorum yapabilir. Sayın Başkan, dünkü oturumda da, genel kurul oturumda da yine gündeme geldiği için tekrarlayacağım. Gergerlioğlu meselesi. Milletvekilinin düşme süreci. Siz dediniz ki sonuçta bu bir süreçtir. Mahkemeden gelir ve biz mahkeme kararını okumakla yükümlüyüz. Ki bunu geçmişte de uygulatmıştınız siz. Benim dönemime kadar beklemiş olması o kişilerin kararıdır. Benim kararım da bu yönde çalışacak demiştiniz. Fakat Anayasa Mahkemesi'nin... Bir dakika şey mi? Okumayla ilgili? Okumayla ilgili süreç. Yani mahkemelerin göndermiş oldukları kararları, mahkeme kararlarını biz okutmakla yükümlüyüz demiştik. Yükümlüyüz. Başka uygulama yok ama. Başka uygulama yok dedi. Daha önce de, öncekilerin de uygulaması farklı. Bekletenler vardı diye sorulduğunda size. Hı-hı. Yani Sayın Cemil Çiçek döneminde, Sayın Binali Yıldırım farklı döneminde. Farklı uygulama yok.
bekleme vardı. Bekleme uygulama değil de. Şöyle. Şimdi zaten okunmaması yönünde bir şu, hayır, bekleme vardı. Hayır. Şimdi şöyle. İlk defa 24. dönemde Sayın Cemil Çiçek döneminde karşılaşılıyor. Vekillerin adlarını hatırlamakta şimdi zorlanabilirim çünkü çok şey var. Bir tane dosya geldiği zaman kesin hüküm. O sırada mecliste basın yoluyla işlenen suçlarla ilgili bir kanun düzenlemesi var. O düzenleme hakkında kesin hüküm olan milletvekilinin istifade edeceği bir düzenleme. Bunu görüyorlar, bekletiyorlar. Bir aydan biraz fazla bir zaman bekliyorlar. O kanun düzenlemesi çıkınca yargılamanın yenilemesi yapılacak ve onun için dosya iade ediliyor. Vekilliği düşmüyor. Daha sonra iki vekille ilgili kesin hüküm geliyor. Fakat o sırada 7 Haziran 2015 seçimleri için meclis tatile girmiş dosyanın geldiği zaman. Dolayısıyla genel kurul toplantısı olmadığı için okunamıyor kesin hükümler. Zaten 1,5-2 ay kadar sonra da seçime gidiyor Türkiye. Hani okunamıyor. Niye? Çünkü genel kurul toplantısı olmadığı için genel kurula bildirilemiyor. Bu Sayın Yıldırım dönemi mi? Bu Sayın Çiçek dönemi. Cemil Sayın Çiçek dönemi, pardon. 24. dönem. 25. dönemde zaten böyle bir olay yok kısa dönemde. Berberoğlu kararı 26. var. Dönemde ise, 26. dönemde ise 8 milletvekiliyle ilgili gelen kesin hükümlerin hepsi okunuyor ve milletvekillikleri düşüyor. Okuma süreleri de 3 günle 56 gün arasında. Yani en erken 3 günde okunmuş kesin hüküm, en çok da 56 gün sonra okunmuş. Niye? İşte geldiği tarihte meclis toplantıda mı değil mi, ara vermeye denk gelmiş vesaire gibi şeyler sebeplerle 8'i okunmuş. Bir tanesi yine okunamamış çünkü bu sefer de 24 Haziran 2018 seçimleri ile ilgili karar alınmış. Kesin hükmün gelmesinden 1-2 gün sonra meclis tatile girmiş, genel kurul Berberoğlu kararını diyorsunuz. Efendim? Berberoğlu kararını diyorsunuz. Hayır, 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 değil. Bunlar 26. Bu, dönem. 26. Sayın sene, İsmail pardon. Kahraman dönemi. Şimdi gelelim 27. döneme. 2018, 24 Haziran 2018'den itibaren olan içinde bulunduğumuz döneme. Yani şunu tekrar söyleyeyim. Daha önce, 27. dönemden önce kesin hüküm olarak meclise gelmiş ve bekletilmiş, dönem sonuna kadar bekletilmiş. Tek bir örnek yok. Yok diyorsunuz. Tekrar heceleyerek söyleyeyim. Tek bir örnek yok. Daha önceki örnekler falan diyor. Böyle toptancılıkları, götürü usulleri falan sevmem. Varsa eğer bunun böyle olduğunu dair bir iddiası olan arkadaşımız desin ki şu milletvekilinin kesin hükmü mecliste bekletilmiştir. Desin. Yani çok basit bir şey yani. Çok basit. Bu ismi söylesin. Desin ki şu milletvekilinin kesin hükmü mecliste bekletilmiştir. Yok, hiçbir örnek yok. Gelen kesin hükümler okunmuş, okunamayanlar var. Genel kurul toplantıda olmadığı, seçim kararı alındığı için okunamayanlar var. Bir olayda da kanun düzenlemesi olduğu için milletvekilinin lehine o beklenmiş. Ne kadar? İşte bir aydan biraz fazla. Gelelim diğer konuya. Şimdi Sayın Berberoğlu ile ilgili karar meclise gelmiş, o bekledi bir süre. Arkasından kısa bir süre sonra Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili dosya kesin hüküm olarak gelmiş. 2019 Ocak ayında. Neden gelmiş? O zaman söz konusu ceza istinafta kesinleşiyordu. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun cezası istinafta kesinleşmiş. 2019 Ocak ayında meclise gelmiş. Evet. Daha sonra ben seçildim. Orada iki konumuz vardı. Birisi şu, önce daha önce de olmakla beraber yürürlükte bireysel başvuru, ama bireysel başvuruya dair yapılan başvuru konusunda meclise bir bilgilendirme daha önce yapılmamış önceki dönemlerde. Bir bu konu vardı, bir bu konu vuzuha kavuşturmak önemliydi. Onunla ilgili değerlendirmeler yapılırken o arada yargı paketiyle ilgili düzenleme geldi. Bu yargı paketiyle ilgili düzenlemenin bu kesin hüküm olan dosyalara etki edeceği kanaati vardı. Hı hı. O beklendi. Ve nitekim etki etti. Yani Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun istinafta kesinleşen, dolayısıyla kesin hüküm olarak okutulduğunda milletvekilinin 2019 Ocak ayında düşmesi söz konusu iken, temyiz hakkı tanındı onlara yargı reformu paketi içerisinde. Temyiz hakkı doğduğu için kesin hüküm ortadan kalktı.
Dolayısıyla 2019 başında milletvekilliği düşecek iken lehine olabileceği düşüncesiyle yapılan düzenlemelerin, hukuki düzenlemelerin beklenmesi söz konusu oldu. Ondan dolayı okutulmadı. Fakat daha sonra bu kanun düzenlemeleri, yargı paketleriyle ilgili düzenlemeler de ortadan kalktıktan sonra araya biraz salgın süreci sebebiyle meclisin tatilinde koyduğumuzda mümkün olan bu lehlerine olabilecek durumlarla ilgili yorumlar ortadan kalktıktan sonra dosyalar okutuldu. Evet. Ve o zaman Sayın Berberoğlu değil, iki milletvekili, HDP'li iki milletvekilinin de milletvekilliği düştü kesin hükümsel. Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın da düştü. Ki onlar da Anayasa Mahkemesi'ne evet. gitti. Anayasa Mahkemesi de haklı buldu evet. düşürmeyi. Yani, dolayısıyla bu konuda hani tek bir örnek Berberoğlu üzerinden gitmek yanlış olur. Onun durumu da çok spesifik bir durum. Nedir? Biliyorsunuz 2016 Mayıs ayında anayasa değişikliğiyle anayasaya eklenen bir geçici maddeyle dokunulmazlıklar toplu olarak kaldırılmıştı. İşte o anayasa değişikliğinin dokunulmazlıkların kaldırılmasına etkisi konusu tartışıldı. Bu sadece 26. dönemde o. 26. dönemdeki dokunulmazlığın kaldırılması mıdır? Yoksa 27. dönemde dahil bütün dokunulmazlıklar sonraki dönemlerde kaldırılmış mıdır? Şeklinde bir yorum. Yargıtay'ın 16. Ceza Dairesi bunu geniş yorumladı ve ileriye yönelik de bir yorum yaparak yorumladı. Ama benim de kanaatim böyle değildi. Anayasa Komisyonu Başkanı iken ben bunu da ifade etmiştim o zaman. Daha sonra da Anayasa Mahkemesi'nden zaten karar çıktı. Ama bu Gergerlioğlu'yla ilgili durum Enis Berberoğlu'nun durumuna benzemiyor. Bir kıyas imkanı yok. Onunki kime benziyor? Diğer iki milletvekilininkine benziyor. Onlar dokunulmazlığa dahil olmayan anayasanın 14. maddesi kapsamındaki suçlar bağlamında dokunulmazlığa dahil olmayan bir konuyla ilgili daha çok kıyas imkanı onunla var. Ama tabii ne karar verilir onu bilemiyoruz. Siz geçenlerde dediniz ki mecliste bilinçsizin üzerinde fezleke bulunması vahim bir durumdur. Evet. Buradan baktığımızda bu kadar çok fezleke gelmiş olması yargının çabucak meclise pas etmesinden mi kaynaklanıyor? Gitsin orada çözülsünden mi kaynaklanıyor? Yoksa bu dönemde gelen milletvekilleri çok suç işlemeye yatkın veya bu kadar çok dosyası olan bir milletvekili grubuyla mı karşı karşıyayız? Şimdi tabii bunları nasıl söyleyebiliriz? Yani somut veriler üzerinden söyleyebiliriz. Yani bunu iddia eden yani yargı hızlıca dosyaları gönderiyor falan bir an önce vekillikler fezlekelerle dokunulmazlıklar kaldırılsın falan diye yorum yapanlar da var. Ama bu doğru değil. Bunu neye göre söyleyebilirler? Hani birkaç örnek belki dosyalarla ilgili bu değerlendirmeyi yapmaya imkan verebilecek, böyle anlaşılabilecek, yorumlanabilecek örnek bulunabilir belki. Ama bahsettiğimiz 1300 civarında bir dosyadan bahsediyoruz. Evet, bunların hepsinin böyle olduğunu söylemek haksızlık olur. Tamamen yanıltıcı bir bilgi vermek olur. Yanlış bir değerlendirme olur. Bu böyle değil. Dosyalara baktığımızda bunun böyle olmadığını da görüyoruz. Bunun yarısı olsa, ikiye bölelim bunu, o zaman bile dosya sayısının çok fazla olduğu ortaya çıkıyor. Bunu neye göre söylüyorum? Bakın 2016'da anayasa değişikliği o dokunulmazlıklar kaldırılırken o süreci hatırlıyorsunuz. O zaman konuşuluyordu yine dokunulmazlıklar kaldırılsın, yargılamalar olsun falan diye dendiğinde o zaman başta HDP'nin o zamanki Genel Başkanı, eş Genel Başkanı Sayın Demirtaş olmak üzere, yine Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere, işte belli dosyaları kaldırıyorsunuz, hepsini kaldırın falan, hepsi kalkardı, kalkmazdı noktasından, evet. hadi o zaman hepsini kaldıralım noktasına gelmişti. Tabii gelinmişti. Buna bir üçüncü boyutu da eklemek gerekiyor. Milletvekilleri sanırım dokunulmazlığını her şeyi yapabilme hakkı olarak da görebildiği bir durum da ortaya çıkabilir. Tabii o da olabilir de esas oradaki işte şey buydu. Yani bir restleşme ortamı çıktı. Kaldıramazsınız. O zaman meclisteki bütün dokunulmazlık dosyalarını kaldıralım denmişti. Fakat dokunulmazlık dosyalarının kaldırılmasıyla ilgili bir de süreç var iç düzükte. İşte komisyon, karma komisyon görüşüyor, hazırlık komisyonu kuruluyor, karma komisyonda savunma var falan, arkasından genel kurula geliyor falan. Bir dosyayla ilgili bir süreç var. Bunu o kadar çok sayıda dosyayla ilgili yapmak meclisin diğer yapacağı çalışmaları bir kenara bırakıp aylarca bu dokunulmazlık kaldırmayla uğraşması gerekir diye o zaman demiştik. Dolayısıyla madem herkes bütün dosyalara dokunulmazlıklar kalksın diyor, bir tereddüt yok o zaman bu konuda, bir mutabakat var.
daha kolay bir yolla bunları kaldıralım diye. O anayasa değişikliği fikri o zaman doğmuştu. Bu fikir de benim fikrimdir, onu söyleyeyim. Bu geçici maddeyle bunların kaldırılması fikri. Benim fikrimdi. Zaman zaman hani bunun yanlış olduğunu söylüyor diye bir beyanatı oluyor Selahattin Demirtaş'ın. Hayır, bu fikir benim fikrimdi zaten. Madem herkes, ki onlar da beyan etmişlerdi, bu dosyaların bir dokunma hepsi kaldırılsın dediniz. Madem istiyorsunuz o zaman bunu kolayca bir şekilde kaldıralım. Bütün bunu niye anlatıyorum? Dosya sayısı ne kadardı o zaman? Mecliste karma komisyonun dosya sayısı 680 civarındaydı. Adalet Bakanlığı'nda vesaire yolda olan dosyalar falan da katsak diyelim ki 750 olsun. Onun iki katı var şu anda. Evet. Yani o zaman biz bunları çok bulmuşuz. O bakımdan böyle bir yol seçmişiz. Şimdi onun iki katı var. Şöyle geriye gidersek dönemler itibariyle. Mesela aslında 90'lı yıllara, 80'lere. İki katına baktığımız zaman bunun 1000 kadarının 56 milletvekilini kapsadığını görüyoruz. Evet. Yani orada da öyle bir şey var. Yani bütün meclisin tamamına teşmil eden bir durum söz konusu değil. Şüphesiz değil tabii ki. Tabii yani HDP'li 56 milletvekili hakkında 1000 kadar dosyanın karşılığı. Şimdi şöyle, önceki dönemlerde hem dosya sayısı sayı olarak yani niceliksel olarak az, hem de suçların mahiyeti itibariyle niteliksel olarak farklıymış. 80'lerde, 90'larda, işte 2000'lerin ilk 10 yılında 2010'a kadar falan baktığımızda. Niye böyleymiş? Mesela size az önce söyler ki kesin hükümle ilgili anlatırken 24. dönemde diyorum böyle bir şey var. Daha önce yok örneği. 24. dönemde başlamış. Önce yok çünkü. Niye? Çünkü bu tür yargılamalara olan, bu tür dosyaları olanlar milletvekili adayı gösterilmemiş. Kanunen bir engel yok. Kesin hüküm olmadıkça. Hüküm kesinleştikten sonra ancak engel oluyor. Milletvekili seçilme yeterliliği ortadan kalkıyor. Kanunen engel yok. Fakat yani bu tür dosyaları olan kişiler aday gösterilmemiş partiler tarafından o zamanlar. Buna dikkat edilmiş, bir itina gösterilmiş. Ama oluyor dosyalar, nedir? Trafik kazası yapmış, işte yaralanmaya, ölüme sebebiyet vermiş falan gibi suçlar. İşte taksirli bazı suçlar var. Bunun dışında çok istisnai olarak bazı suçlar var. Ama toplam dosya sayısı da çok değil o zaman. Böyle olduğu için bu dosyalar hep dönem sonuna ertelenmiş görüşülmesi. Dokunulmazlık dosyalarının görüşülmesi o dönemin sonunda ertelenmiş karma komisyonda hep. Fakat şimdi durum değişmiş. Yani sizin dediğiniz gibi yani milletvekilliği, dokunulmazlığı da o zaman sanki bir suç işleyenlerin bir sığınağı veya bir suç işleme imkanı veren bir kalkanmış, bir şemsiyemiz gibi de düşünülmemeli. Evet. Buna da yol açılmaması lazım. Evet. Ortada o zaman bir dengeli bir karar vermek gerekir bunlarla ilgili. HDP'ye kapatma davası açıldığında bu 90'lara bir geri dönüş gibi değerlendirildi. Siz de dediniz ki hayır, bu ona hiç benzemiyor. Evet. Nedir farkı bugün yaşananların? Şöyle, onu sanıyorum Ömer Faruk Gergerlioğlu 94 benzetmesiyle ilgili onu söyledim. Oradaki durumu hatırlarsınız. O zaman dokunulmazlığı kaldırılan milletvekilleri vardı. Yani dokunulmazlığı kalkmış belli dosyalarla ilgili ama milletvekili sıfatı devam eden kişiler vardı. Onların mecliste gözaltına alınması söz konusuydu. Halbuki Ömer Faruk Gergerlioğlu olayı böyle değil. O olayda milletvekilliği kesin hükmün okunması suretiyle genel kurulda sona ermiş. Artık milletvekili sıfatı taşımayan bir kişi var. İkisinin durumu birbirinden farklı. Dokunulmazlık kaldırıldığı zaman hangi dosyayla ilgili dokunulmazlık kaldırılmışsa o dosyayla ilgili dokunulmazlığı olmuyor milletvekilinin. Diğer hususlarda, diğer konularla ilgili dokunulmazlığı devam ediyor milletvekilinin. Halbuki burada dokunulmazlık diye bir şey söz konusu değil çünkü milletvekilliği artık düşmüş oluyor. Bu bakımdan hani bir kere esasen onunla mukayese etmek mümkün değil. Gerek güvenlik güçlerinin müdahalesi bakımından, gerek savcıların müdahalesi ve hakimlerin vereceği kararlar bakımından hukuki statüsü itibariyle bir farklılık var. Birbirine mukayese etmek yanlış. Ama ben bazı arkadaşların, bazı siyasetçilerin böyle bir tablonun 94'te benzeyen o görüntülerin falan yaşanmasını arzu ettiği kanaatindeyim. Buradan bir işte bize bir haksızlık yapılıyor yorumu çıkarttırabilmek için etrafa böyle bir tabloyu arzu ederek, isteyerek keşke bana öyle bir muamele yapılsın diye bir niyet içerisinde olan siyasetçiler olduğu kanaatindeyim. Ama öyle bir tablo olmadı. Ona azami dikkat gösterdi. İlgili arkadaşlar da bu konuyla
ilgili görev yerine getiren arkadaşlardan. Tabii Türkiye'nin bir diğer konusu da HDP'ye kapatma meselesiydi. Evet. Siz bir demecinizde diyorsunuz ki makul bir süre içerisinde azami 3 ile 6 ay gibi Anayasa Mahkemesi karar verebilir. Bir tahmin tabii bu. Bir tahmin olarak evet. Eğer ki böyle bir 3 veya 6 ay içerisinde Anayasa Mahkemesi karar verirse orada bazı milletvekillerinin ama ne karar verecek onu bilmiyoruz. Onu bilmiyoruz. Onu bilmiyoruz. Eğer ki bir kapatma yönünde veya olumsuz bir şekilde karar verirse milletvekillikleri de düşmüş olarak mı kabul ediliyor? Temelli kapatma kararı verildiği takdirde evet. Siyaset yasağı getiriliyor. Ama hazine yardımının kesilmesi biliyorsunuz kapatma kararı aynı verilmediği konu. Takdirde o zaman onun sonucu olarak siyaset yasağı getirilmiyor. Tabii, bunu şunun için sordum. Eğer ki siyaset yasağı getiriliyorsa milletvekillikleri de düşecekse bir ara seçimde karşı karşıya mı kalacağız? Yok, hayır, hayır. Oradaki sistem nasıl çalışıyor? Milletvekillikleri düşmüyor. Siyasi parti üyeliği engelleniyor. Yani siyasi parti üyeliği de milletvekili olarak devam edebilirler. Evet. Onu öğrenmek için. Evet. Yani orada bağımsız milletvekilliklerin devamında herhangi bir aksilik olmuyor. Tabii, olumsuzluk olmuyor. Evet. O zaman başka bir partiye ancak üye olamıyorlar yoksa bağımsız olarak siyasi partiler üye olmayla ilgili bir yasak getiriliyor. Evet. Peki dokunulmazlıkları konusuna gelirsek, dokunulmazlıklara ilişkin sizin bir modeliniz var mı? Yani benim modelim yok. Çünkü şöyle, meclis başkanlığının fezlekelerle ilgili görevi savcılıklardan gelen fezlekeleri yetkili olan karma komisyona havale etmektir. Bu konuda karar karma komisyondadır. Karma komisyonun gündemi belirleme yetkisi var. Bu konuyla ilgili daha önceki uygulamalar, teamüller var. Ona göre bir karar verme imkanı var. Meclis başkanının bu konuda özel bir yetkisi yok. Ne süreci hızlandırma konusunda bir yetkisi var ne de bu böyle olsun gibi bir yol gösterme konusunda bir yetkisi var. Peki, ben şahsi görüşlerimi bu konuyla ilgili ifade etmiş oluyorum. Evet, sadece. Partiler değil kişiler yargılansın, partiler tüzel kişiliktir yaklaşımına siz nasıl bakıyorsunuz? Şimdi şöyle, tabii ben inanıyorum ki Türkiye'de siyaset yapan hangi partiden olursa olsun hiç kimse prensip olarak bir siyasi partinin kapatılmasına taraftar olmaz. Bir siyasi parti niye kapatılsın ki? Bu işin bir tarafıdır prensip olarak. Ama diğer tarafı da şudur. Bir siyasi parti, işte anayasaya göre, siyasi partiler kanununa göre kurulmuş bir siyasi parti, siyaset yapmak için kurulmuştur. Siyaset bir yoldur, bir yöntemdir. Nedir? Ülke sorunlarıyla ilgili, toplumun sorunlarıyla ilgili, bunları dile getirmek, sorunları ve talepleri dile getirmek için tercih edilmiş bir yoldur. Bu yol nedir? İşte konuşarak, müzakere ederek, bir iş yapmak, bir sonuç almak üzerine kurulu bir yoldur. Ve hemen altını çizelim, barışçı bir yoldur, bir mücadele yoludur siyaset. Ha, bir de bir takım iddialar peşinden, ideolojiler peşinden terörü de meşru gören, gerekirse terör faaliyetleri yapan, insan öldüren bu şekilde bir yolla, yöntemle bir takım amaçlara ulaşmaya çalışan yapılar var. Bir de terör örgütleri dediğimiz yapılar. Bu tamamen bambaşka bir yoldur. Şimdi bu iki yol birleşirse ve bir ilişki yaşanmaya başlanırsa, tamamen barışçı bir yol olan siyaset, terörle mücadele eden, terör yoluyla amaçlarına ulaşmaya çalışan bir yapıyla ilişkili hareket etmeye şu veya bu derecede mali bakımdan, karar alma mekanizmaları bakımından hareket etmeye başlarsa o zaman ne diyeceğiz? Prensip olarak partiler kapatılmamalıdır falan gibi o iyi niyetli kararımızı sürdürebilir miyiz? Ortada burada da bir sorun var o zaman. Yani bir karma yol, orta yol yoktur. Ya siyaset barış yoludur tamamen, terörden tamamen soyutlanmış, onu dışlayan bir yoldur siyaset. Veya terör diye bir yol vardır. Onun da siyasetin içerisinde değerlendirilebilmesi mümkün değil. Üçüncü bir yol, ortak bir yol, karma bir yol söz konusu değildir. Dolayısıyla bu konuda eğer bir tablo ortaya çıkıyorsa, şüphesiz şahıslar, evet şahısların eylemleri suçun şahsiliği bakımından önemli ama İşte zaten bizim anayasadaki yaklaşım da o. Yani bu şahısların eylemleri öyle bir hal alır ki bu artık tüzel kişiliğin eylemi olarak nitelendirilebilecek bir noktaya gelirse zaten o zaman kapatma davası söz konusudur. Teorik olarak bu bizim anayasamızda mevcut, kanunlarımızda
mevcut kapatma davası açma. Sadece bizde mi değil, Avrupa'da da birçok ülkenin mevzuatında bu var. Uygulaması da var Avrupa'da da bazı ülkelerde. Dolayısıyla buradan baktığımızda artık işte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı bir dava ve nihayetinde Anayasa Mahkemesi'nin vereceği bir karar var. Tablo bu. Yani şunu demek istiyorum. Şüphesiz konuya birçok açıdan bakabiliriz. Evet. Ama bütün boyutlarını da göz önüne koymamız lazım. Yani siyasi partiler verip kapatılmasın, amenna. Ama terör örgütüyle iç içe geçmiş, birlikte hareket eden bir siyasi parti varsa, Anayasa Mahkemesi bunu tespit ederse şüphesiz onu yapacağı da kapatmadır. Sayın Başkanım, çok kısa bir ara verip ondan sonra devam edelim mi? Çünkü hem dokunulmazlık meselesi, hem parti kapatma meselesi, hem de meclisin yasa çıkartma performansına ilişkin bir son bölüme gitmek için. Çok kısa bir ara veriyoruz. Bizden ayrılmayın devam lütfen. Devam edeceğiz. Tekrar iyi akşamlar. Olaylar ve Görüşler Özel bu akşam Antalya'da Sayın Meclis Başkanı Sayın Mustafa Şentop'u ağırlıyoruz. Konuşmamızın geldiği nokta dokunulmazlıklar konusuydu ve Anayasa Adalet Komisyonu'nda çok sayıda dosyanın şu an bulunduğuna atıf yaptınız. Bunların bir tasnifine ilişkin bakışınız vardı. Daha önceden de olabilir bir değerlendirilebilir, belki kanun maddelerine göre bir sıralama yapılabilir, belki anayasanın 14. maddesinin kapsamına girenler olarak ayrışabilir diye. Buna ilişkin bir yeni modeliniz veya bu modelin uygulanmasına ilişkin bir adımınız önümüzdeki dönemde olabilir mi? Şöyle, tabii benim bu konuda bir adım atma imkanım, yetkim yok. Benim o söylediklerim, değerlendirmeler tamamen hani şahsi görüşlerim de değil, daha önceki uygulamalara dikkate alarak söylediğim hususlar. Yani daha önce de zaman zaman olmuş, hatırlayacaksınız. Bu dönemde bir milletvekiliyle ilgili bir dokunulmazlığın kaldırılması söz konusu oldu. Hatırlayacaksınız. HDP'li bir milletvekiliyle ilgili olarak bir suçtan dolayı mecliste bütün milletvekillerinin de desteklediği şekilde dokunulmazlığı kaldırıldı. Evet. Dolayısıyla burada bazı dönemlerde belli dosyalarla ilgili, bunlar suçun mahiyetine göre, niteliğine göre, cezasının ağırlığına göre zaman zaman yapılan değerlendirmelerle olmuş bu şeyler, değerlendirmeler. Çünkü bütün dosyalarla ilgili bir şekilde hareket etmek pek mümkün gözükmüyor bu anlamda. Bir de şunu söyleyeyim, tabii az önce herkes kendi cemaatine, sosyolojik anlamda cemaat diyorum ya, cemaatine bakarak hareket ediyor. Partiler de öyle. Diyor ki milletin talebi bu. Milletin talebi dediği şey, mesela bir partili arkadaşımızın kendisini destekleyen seçmenlerin talebi. Başka partileri destekleyen seçmenlerin de başka türlü talepleri oluyor. Yani ne diyelim, mesela dokunulmazlıklara dokunulmasın diyor millet. Kim bunlar? İşte dokunulmazlık dosyalarının kalkmasını istemeyen, siyasetçileri destekleyen vatandaşlarımız. Şüphesiz vatandaşımızın görüşüdür. Ama başka vatandaşlarımız da diyor ki şu dokunulmazlıkları niye kaldırmıyorsunuz falan diyor bazı vatandaşlarımız da. Siyaset ne oluyor? Parlamento neye göre karar veriyor? İşte bu taleplerin hepsi orada bir araya geliyor. Sonuçta anayasaya göre, meclis iç tüzüğüne göre bir karar ortaya çıkıyor orada. İşte artık milletin kararı, o meclisin vermiş olduğu nihai karar oluyor. Farklı talepler bir şekilde anayasa ve iç tüzüğe göre neticede bir karara bağlanıyor orada. İşte nihai karar odur milletin. Bakımdan hani talepte olanlar, kalksın diyenler var. Hani ya dokunulmazlıklar niye kalkıyor diyenler falan, hepsi var o görüşler. Ama bir şekilde burada bir noktayı bulmak gerekiyor. Yani benim şahsi kanaatim burada dosya sayısının çok fazlalığı bence bir infial, bir rahatsızlık oluşturuyor. Bunu kabul etmemiz lazım. Yani bütün kesimlerde bu sayıyı söyleyince dosyaların bazılarının nitelikleri itibariyle de, cezalarının miktarı itibariyle de, işte müebbet istenen dosyalar var falan. Ve bunlar ceza hukuku anlamında adi suçta değil. Yani
terörle bağlantılı suçlar bağlamında hususlar. Dolayısıyla bu konuda belki bir takım ölçüler, eskiden olduğu gibi kullanılan ölçüler çerçevesinde hareket edilebilir diye düşünüyorum. Evet. Siz çok uzun yıllardır siyasetin içindesiniz. Az önce yaptığınız benzetme nedeniyle sorma ihtiyacı duydum. Kendi sosyolojisinden, kendi penceresinden bakma. Bu daha mı kemikleşti kendi tarafından? Yani hep bahsettiğimiz bu kutuplaşma mı deriz buna? Başka bir tarifini mi yaparsınız? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve bu zorlaştırıyor mu siyasette yol almayı? İşte örneğin anayasa konusunda konuştuğumuz gibi. Serap Hanım, şöyle düşünüyorum. Biraz siyasetçiler arasında bu kutuplaşmanın, kendi sosyolojik cemaatine kapanmanın daha yoğunlaştığı, daha katılaştığını düşünüyorum. Fakat vatandaş arasında bu şekilde bir kutuplaşmanın olmadığı kanaatindeyim. Öyle mi? Gerek temas ettiğimiz yerlerde, noktalarda, ben Tekirdağ milletvekiliyim aynı zamanda. Mümkün olduğu kadar da salgın şartları içerisinde biraz azaltmakla beraber mümkün olduğu kadar da gidiyorum, görüşüyorum. Farklı partilerden, siyasi görüşlerden arkadaşlarımızla da, insanlarımızla da görüşüyoruz. Müşahede ettiğim hususlar da var burada. Tabanda, yani seçmenler arasında, vatandaşlar arasında bu anlamda bir çok rahatsız edici olarak bulabileceğimiz bir kutuplaşmanın olduğunu görmüyorum ben, müşahede etmiyorum. Ama siyasette, siyasete çıktığımı, temsilciler noktasına, seviyesine geldiğimizde orada biraz daha fazla olduğu kanaatindeyim. Neden sizce böyle bir fark var? Birçok sebebi var farklı. Tabii bu çok uzun bir konu. Evet. Yani bunun bir siyaset bilimi, siyaset sosyolojisi, belki psikolojisi bakımından da değerlendirmek lazım. Ben zaman zaman çok dar alana sıkışmış tartışmalar içerisinde yorulduğumuzu düşünüyorum. Yani basit tartışmalar. Yani bazen hani böyle daha çok böyle... İlkokul, ortaokul seviyesinde hani senin niye böyle yaptın, sen niye öyle güldün, yaptın gibi basit noktalara kadar varacak. Çok dar, hani olmasa da olur diyebileceğimiz tartışmalar, konular üzerinde zaman zaman çok gergin tartışmalar, müzakereler, münakaşalar yaşandığını görüyoruz. Türkiye bunu hak etmiyor, bunu söyleyeyim. Şimdi şüphesiz Türkiye büyük bir ülke, 84 milyon nüfusumuz var artık. Coğrafyamız dünyanın en kritik coğrafyası. Etrafımızda olan bitenleri görüyoruz. İşte Avrupa'da, kara sınırlarımızda, deniz sınırlarımızda olan bitenleri görüyoruz. Dünyanın büyük bir değişim, bir arayış içerisinde, bir istikrar arayışı içerisinde çırpındığını görüyoruz hep beraber. Salgın süreci üstüne üstlük bunun içerisinde. Öbür taraftan Türkiye işte o kadar mülteciyi barındırıyor kendi içerisinde. Birçok mesele var. Konuşabileceğimiz ama hani nasıl daha iyi olabilir bütün bu olanlar diye tartışabileceğimiz konular, hususlar var. Bütün bunlar burada dururken diyelim Türkiye'de mesela bir alanda bir konuyla ilgili olarak 1000 tane iş var varsayalım. 1000 tane işten diyelim ki 900 tanesi güzel olmuş, yapılmış. 100 tanesi ile ilgili sorun var. O 100 tane de hani tolere edilir sorunlar. 3 tanesi bunların hakikaten ciddi sorun. İşte bu 3 tane sorunu alıp da 1000 tane mesele içerisinde memleket kötüye gidiyor. Batıyoruz, az kaldı, gittik. Bundan sonra tam batmak üzereyiz. Ya 997 tane aslında, 900 tanesi hiç sorunsuz. Geri kalan 97 tanesi de yani tolere edilebilir sorunlu mesele. Yani 3 tane mesele var. Olmaz mı? Olur tabii. 84 milyonun insanın yaşadığı bir ülkede mutlaka yanlış giden işler olacaktır. Burada esas bu genel tabloya bir kere bir bakmak lazım. Sonra detaya inmek lazım. Yani genel tablo kötü müdür? Ona bakmak lazım. Sonra detaylandırmak lazım. Ama öyle olmuyor. Yani işte milyonlarca işin gün içerisinde bütün illerde, ilçelerde, ülke genelinde milyonlarca işlemin yapıldığı bir ülkede işte bir tane, üç tane vaka bulunmuş. Onlar üzerinden şüphesiz konuşulmalı tabii ki. Yanlış varsa milyonda bir tane de olsa o yanlış da düzeltilmeli. Ama milyonda bir yanlışa, iki yanlışa bakarak da memleket kötüye gidiyor. Battık, eyvah, çok karamsar günler içerisindeyiz falan gibi yorumlar yapmak yanlış, abartmak yanlış bu anlamda. Ben siyasetin daha çok yani somut olaylar üzerinden ve bu olayların kendi ağırlıkları miktarınca
tartışılmasının faydalı olacağı kanaatindeyim. Yani Türkiye'ye faydayı biz önemsiyoruz. Siyaset yapmanın sebebi de bu. Milletimizin faydasına çalışıyoruz. Dolayısıyla burada her açıdan değerlendirirken yanlışlar düzelsin amenna, ama bir yanlış üzerinden de bütün milletimizin moralini bozacak bir tablo, bir karamsarlık tablosu üretmek de yanlış. Onun için ben daha ciddi konular, daha verimli konular, Türkiye'ye, milletimize daha faydalı sonuç üretecek politika üretme üzerinden tartışmalar olması gerekir diye düşünüyorum. Kısır çekişmeler içerisinde bloklaşmalar yanlış, ama tabanda bu yok. Milletimiz daha hoşgörülü birbiriyle. Zaman zaman şakalaşıyor. Siyasetle ilgili olarak da birbirleriyle şakalaşıyorlar insanlar. Görüşleri farklı zaman zaman. Gerginlikler de yaşıyorlar ama öyle bir ne bileyim komşular arasında, mahalleliler arasında o tür bloklaşmalar yok. Bu daha çok biraz profesyonel tırnak içinde siyasette var. Siyasetin çok uzun süredir tartıştığı bir diğer konusu da baraj, Türkiye barajı. Bu konu uzun süredir tartışıldı. Gördüğüm kadarıyla bir zemine de oturdu. Nitekim Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Yazıcı'nın bir açıklaması oldu. O %5-7 oranına çekilebilir dedi. Milliyetçi Hareket Partisi %5 olmasını daha uygun gördü. Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçilmek için de bir partinin %5 veya toplu olarak aday göstereceklerin toplamının %5 olması yönündeki bir baraj var. O baraja gelinebilir dedi. Bir de meclis iş tüzüğü konusu var. Bütün bunlara baktığımızda biz şu önümüzdeki süreci, yani Haziran veya Temmuz'a kadar olan süreci, yaz tatiline girmeden önce süreci, bu yeni yasaların hazırlık dönemi olarak görebilir miyiz? Ve sizin %10 barajına bakışınız nedir? Zaten seçim kanunlarında değişiklik yapmak için vaktimiz 1,5 yıl, hatta 1,5 yıldan az bir vaktimiz var. Haziran ayında 2023'ün seçim olacağına göre, malum seçim kanunlarında yapılan değişiklikler bir yıl içerisinde yapılacak seçimde uygulanamıyor. Yani Haziran 2022'den önce seçim kanunları ile ilgili bir şey yapılacaksa bunların yapılıp bitirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu konunun işte bu bir yıldan biraz fazla bir zaman içerisinde bir neticeye bağlanması lazım. 1,5 dönemi var. Evet? Yani 1,5 çalışma dönemi var. Yani şöyle işte Haziran'a kadar dediğimizde tabii. Şimdi şu anlamda söyleyeyim bunu. Seçim kanunları ve siyasi partiler kanunları esasen anayasayla ve hükümet sistemiyle bağlantılı kanunlar bir taraftan da. Hani bunu hep söylüyoruz, hükümet sistemi değişikliği gerçekleşti, anayasal düzeyde gerçekleşti. Zorunlu olan bazı değişiklikler de yapıldı bu süre içerisinde. Ama bununla bağlantılı olan işte meclis iç tüzüğü, siyasi partiler kanunu ve seçim kanunlarında da gerekli değişiklikler yapılması lazım bu süre içerisinde. Bir tabiri caizse geniş anlamda uyum, yeni hükümet sistemine uyum kanunları. Yeni hükümet sistemi paradigmasıyla, anlayışıyla bunların yapılması lazım. Bu bakımdan bu tartışmalar doğru tartışmalar. Şöyle baraj konusu tabii malum esasen bir taraftan siyasette temsili sağlamak tabii bir hedef. Ama bir taraftan da siyasi yelpazenin böyle un ufak olacak derecede dağılmasını bütünüyle bu şekilde bir siyasi siyasetin bir mikro noktalara kadar dağılmasını da imkan vermemek lazım. Bu anlamda bir makul bir baraj düşüncesi olabilir. Şunun için söylüyorum bunu. İttifaklarla ilgili yapılan düzenlemeden sonra zaten partiler ittifak yapabiliyorlar. Bütünüyle barajı sıfırlayacak bir noktaya da varmış olduk. Yani ittifakın içerisine dahil olan bir siyasi parti sonuç itibarıyla herhangi bir baraj problemi yaşamıyor. Orada nasıl bir baraj öngörülüyor? Yani ittifakın içinde de bir baraj öngörülüyor. O baraj nasıl uygulanabilir? Şimdi yapılan çalışma hakkında bir bilgim yok. Yalnız şunu söyleyeyim. 2018'de seçimden önce yapılan bir çalışma vardı. İttifaklarla ilgili çalışma. Onun içerisinde ben o zaman AK Parti'yi temsilen, partimizi temsilen yer almıştım. Milliyetçi Hareket Partisi'nden arkadaşlarımızla o konuyu görüşmüştük. Bazı değişiklikler yapıldı ittifaklarla ilgili. O zaman tabii dünyadaki örnekleri, seçim ittifakları, siyasi partilerin ittifaklarıyla ilgili dünyadaki örnekleri de inceledik. Tabii birçok farklı model var. Yani bunlardan bir kısmı
İşte tek bir baraj öngörüyor. İttifaklar içinde aynı barajı, ittifaka dahil olmadan münferiden seçime katılan partiler için aynı barajı öngörüyor. Bazı ülkelerde seçim ittifakı söz konusu olduğunda ittifaka katılan parti sayısına göre barajda artış öngörüyor. Hmm. Mesela diyelim ki barajlar, yani 10 üzerinden gidelim, %10 baraj var. Mesela iki parti ittifak yaparsa baraj diyelim %15 oluyor. Üç parti olursa %20 oluyor baraj. İttifak için baraj %20 oluyor. Bazı ülkelerde ise ittifaka katılan partiler için de genel barajı öngörüyor. Yani ittifaka katıldığınızda ittifaka katılan her partinin münferiden seçime katıldığında tabi olduğu barajı ittifak içerisinde de uygulanmasını öngören bazı sistemler, seçim kanunları da var. Yani Türkiye'de şu anki ittifaklar ve şu anki sistem artık baraj tartışması biraz geri plana mı attı diyorsunuz? Şöyle barajı aşmak mümkün hale geldi yani sonuç itibariyle. Hmm. Münferiden yediğinizde baraj var, baraj endişeniz varsa bir ittifaka dahil olup barajı kendiniz için kaldırabiliyorsunuz. Bugün yani %5'e düşse örneğin baraj Türkiye'de nasıl etkiler şu anki siyasi dengeyi ve bu ittifak dengesini? Tabii uzun bir analiz gerektirir ama mesela teorik olarak yani varsayarak söyleyebilirim. Diyelim ki bir siyasi parti %10 barajını kendisi için bir risk olarak görüyorsa eğer kendini ittifaka girmek zorunda hissediyordur mesela diyelim. Ama %5 olduğu takdirde bu baraj o zaman münferiden seçime, tek başına seçime girmenin mümkün olacağını, barajı aşabileceğini düşündüğü için ittifaka bu sebeple giriyorsa eğer ittifaka, ittifaka girme mecburiyeti ortadan kalkacaktır. Ama tabii ittifakları engelleyecek anlamına gelmiyor bu, ittifaklar korunursa. Bu dönemde yürütmede istikrar zaten Cumhurbaşkanı seçimiyle sağlandığına göre o zaman oradaki baraja ne gerek var? Muharrem Bey şöyle tabii doğru ama yürütme istikrarı bakımından bu doğru. Ama parlamentoda da tamamen istikrarsızlığı doğuracak bir tablonun da olmaması lazım. Yani o kadar yelpaze dağılmış herkesin parlamentoda şu anda bir de birçok parti var da diyelim ki parlamentoda 20 tane 30 tane partinin olduğu bir parlamentoda eğer kanun çıkarma imkanı, yasama faaliyetini sürdürme imkanı bile olmuyorsa veya çok zorlaşıyorsa o da doğru değil. Şimdi denebilir bazı ülkelerde yok, başkanlık sistemi olan ülkelerde, fakat farklı sistemler var. Mesela nedir sistem? Bazı ülkelerde işte dar bölge sistemi uygun, kendi içinde bir baraj olan sistem. Yani sıfır baraj değil ama eğer çoğunluk sistemi uyguluyorsa orada bundan dar bölgede almanız gerekiyor oyların. Çoğunu almanız gerekiyor oyların. Tabii. Diğeri sıfırlanıyor orada. Bir nevi kendi içinde bir doğal bir barajı var şeyin. Başka sistemlerde de. Yani sadece baraj üzerinden bakmamak lazım seçim sistemlerine. Baraj bir tarafı, bir unsurudur seçim sisteminin. Ama seçim sisteminde öyle mekanizmalar var ki baraj olmasa da kendiliğinden doğal bir takım baraja benzeyen bir takım süzme mekanizmaları, filtreme mekanizmaları oluşabiliyor seçimlerde. Dar veya daraltılmış bölgeye bakışınız ne? Olmalı mı? Bunları değerlendirmek lazım. Hatırlarsınız Cumhurbaşkanımız Başbakan'da o zaman tarihini de tam şimdi hatırlayacağım. 30 Eylül 2013'te bir demokratikleşme paketi açıklamıştı. Seçimle ilgili de o zaman yani şunun için hatırlıyorum. Haziran 2015'te seçim olacaktı. Dolayısıyla yine kanun değişikliğini ancak Haziran 2014'e kadar yapmamız gerekiyordu. Arada az bir vakit vardı. Ben de seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısıydım. O zaman o kısa dönem içerisinde bazı çalışmalar yapmıştık. Orada 3 model sunmuştu o zaman kamuoyuna. Demişti ki birisi dar bölge sıfır baraj. Birisi %5 baraj daraltılmış bölge. Diğeri de mevcut sistemin aynen korunması. O zaman tabii bunları tartışma imkanı olmadı. Bu konuda bir karara varılamadı. Biraz da Türkiye'de şöyle bir endişe de var. Hatırlarsınız 69 seçimleriyle ilgili ortaya çıkan tablo. Şimdi bir seçim kanunu değişikliğini yaptığınızda Anayasa Mahkemesi'ne bir şekilde gidebiliyor. Anayasa Mahkemesi de bir iptal yapıyor. O iptalle ilgili ortaya çıkan son seçim sistemi ne önceki seçim sistemi oluyor ne anlaşıp yaptığınız seçim sistemi oluyor. Bambaşka bir seçim sistemi oluyor. 69 seçimlerine Türkiye böyle bir seçimde gitti. Onun için burada biraz daha mutabakatın olduğu bir arayış içerisinde hareket etmek doğru diye. O zaman vazgeçilmişti. Bunlar tartışılabilir tabii.
Burada tabii ortaya çıkacak sonucun, tablonun da Türkiye'nin bütününü temsil bakımından yansıtması da önemli. Şu anlamda bizim anayasada bir hükmümüz var bununla ilgili. Diyor ki milletvekili seçildiği bölgeyi veya kendisini seçenleri temsil etmez, Türkiye'nin tamamını temsil eder. Dolayısıyla seçilen milletvekili her ne kadar belli illerden falan seçiliyorsa da o ilin milletvekili olarak görülüyorsa Türkiye'nin tamamını temsil eder. Dolayısıyla mesela bu dar bölgede falan böyle bir sonucu doğuracak bir sistemde olmaması lazım. Bunu yani hem sadece seçim sistemiyle ilgili olarak seçim tekniği üzerinden çalışmak lazım ama biraz da Türkiye sosyolojisi üzerinden de buna bakmak lazım. Hani gelen milletvekilleri de mesela diyelim bir milletvekili değişiyor illere göre, seçim çevrelerine göre ama varsayalım ki 100 bin, 120 bin oyla seçiliyor. İstanbul'da 120 bin oyu olan mahalleler var aşağı yukarı. Yani nüfusu 150 binin üzerinde falan var. 100 bine üzerinde oyu olan mahalleler var. Ya yani bir mahalleden, doğru, büyük bir mahalle ama tabii ilçelerin üzerinde nüfusu var ama oradan seçilip gelecek mesela bir milletvekili. Dolayısıyla bunu dediğim gibi biraz da bu geniş çerçeve içerisinde değerlendirmek lazım. Daha doğru bir noktayı bulmak lazım. Peki. Bir de son dönemde konuşulan konulardan bir tanesi de iş tüzük. Biraz önce de dikkat çektim. İş tüzük açısından baktığımızda özellikle hem bu dokunulmazlıklar meselesini daha düzene bağlamak, hem biraz önce de dikkat çektiğiniz parlamentonun iç çalışma disiplinini sağlamak açısından bir yeni iş tüzükle biz bu dönem karşı karşıya kalır mıyız? Ben bunu arzu ediyorum. Birçok siyasi partiden arkadaşlarımız da, genel başkanlar da bunu dile getiriyorlar. Yeni hükümet sistemine göre bir iç tüzüğe ihtiyacımız var. Şu bakımdan bir kere şu anki iç tüzük esasen 1973'te kabul edilmiş iç tüzük ve o zaman Türkiye'de iki kameralı bir parlamento var, bir senato, bir de şu anki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yanında faaliyet gösteren Büyük Millet Meclisi o zaman. Ve bu iç tüzük Büyük Millet Meclisi'nin iç tüzüğü. Senatonun ayrı bir iç tüzüğü var. O iç tüzük işte 82 Anayasası'ndan sonra diyor ki yeni bir iç tüzük yapılana kadar bu iç tüzüğü anayasaya aykırı olmayan hükümleri uygulanır diyor. 1982'de diyor bunu. Gelmişiz 2021'e, aynı iç tüzük hala. Şüphesiz birçok değişiklikler olmuş, anayasa değişikliklerine uyum çerçevesinde falan olmuş da. Bir kere iç tüzüğün de insicamı, bütünlüğü bozulmuş bir taraftan. Bir taraftan yeni hükümet sistemi var. Yeni hükümet sistemi bahsediyoruz. Ne mesela? Şu, bu sistemde malum kanun tekliflerini sadece milletvekilleri verebiliyor. Hükümetten gelmiyor. Bunun oluşturduğu fark şudur. Daha önce başbakanlıkta en son nihai olarak kanunla ilgili çalışmalar yapılıyordu. Orada bununla ilgili birimler vardı. İşte sivil toplumun görüşleri, etkilenecek kesimlerin görüşleri vesaire hepsini beraber dikkate alarak bir mutfak çalışması yapılıyordu. Şimdi öyle bir mutfak yürütmede yok. Böyle bir mutfağın bütün detaylarıyla mecliste olması lazım. Aslında mecliste çalışan personelimiz itibariyle, yasama uzmanları itibariyle böyle bir mutfağı oluşturacak yapımız var. Ama esas zaten mesele şu. Şimdi eskiden bütün hazırlıklar yapılır, metin gelirdi. Şimdi bir milletvekili kanun teklifi verdiğinde bu hazırlıklardan, bu arka plandan mahrum olarak geliyor teklif. O zaman ne olacak? O zaman bu işin komisyonda yapılması lazım. Dolayısıyla komisyonların böyle bir hazır metin üzerinde çalışan komisyon yerine sıfırdan bir çalışmayı yapabilecek bir mutfağı olan komisyonlar şekline dönüşmesi lazım. Bu bir iç tüzük değişikliği gerektiriyor. Bu sistemin gereği olarak yapılması gereken. Mesela komisyonlar resen çalışabilmedi. Şimdi nasıl çalışıyor komisyonlar? Havale edilen işlere ancak bakabiliyor. Yani meclis başkanı bir kanunu oraya havale edecek ki teklifi komisyon çalışabilsin. Halbuki komisyonlar mesela belli alanda kendi işte komisyonun görev alanına göre bir takım eksiklikler, aksaklıklar olduğunu görüyorsa, toplumsal olarak bir orada bir boşluk, bir kanun arayışı olduğunu görüyorsa, o zaman bu konuda resen bir çalışma yapabilmeli, işte tarafları dinleyebilmeli, talepleri dinleyebilmeli, belki bir kanun teklifi oluşturabilmeli falan. Bu bakımdan işte yeni sisteme göre çalışacak bir parlamento, komisyonlara bir raportörlük sistemi güçlendirilmesi lazım diye düşünüyorum komisyonların.
çalışmalarının. Çünkü bir mutfak vardı eskiden. Şimdi o mutfak yok. Biraz fast food falan olabiliyor. Ta kişisel gayretler var bu konuda. Çalışmalar falan var ama komisyonlara bu mutfağı vermek, kurmak lazım, yapmak lazım. Evet. Bu bir zorunluluk. Olur olmaz bir şey diyemiyorum. Hem meclis başkanı kimliğinizle hem hukukçu kimliğinizle buna yönelik sorularımız ağırlıklıydı. Ben bir de siyasetçi olarak Türkiye'nin bugün en önemli konusunun ne olduğunu düşünüyorsunuz? Bunu merak ediyorum. Nedir en önemli meselesi bugün Türkiye'nin? Şimdi tabii o çok zor. Birçok önemli meselesi var Türkiye'nin. Öncelikleri şu anda. Ya da meseleleri. Tabii şu anda özellikle Türkiye'nin bulunduğu bölgeyle ilgili bence uluslararası politika meselelerinin daha önemli olduğu kanaatindeyim. Öncelikle Suriye, Kuzey Irak bağlamındaki konular önemli. Tabii Doğu Akdeniz'deki gelişmeler önemli. Bunların tabii iç politika etkileri de var. Türkiye bu konulara da yoğunlaşmış durumda. Ama bunun dışında da birçok konu başlığı sayılabilir. Muhalefet hani son bir tane. Muhalefet son dönemdeki gelişmeler üzerine bir erken seçim çağrısı yaptı. Erken seçimi gündeme getirdi. Siz buradan baktığınızda ufukta vaktinden önce bir seçim olasılığı görüyor musunuz? Ben sıfır ihtimal veriyorum. Şu bakımdan bu erken seçim konusu hükümet sistemi değişikliği öncesi parlamenter sistemdeki bizim anayasa düzenlemelerimize göre bir anlayıştan, bir algıdan kaynaklanıyor. Şimdi tabii hükümet sistemi değişikliği olmasına rağmen anayasa değişti, resmiyette hükümet sistemi değişikliği oldu ama kafalarda bu değişikliği tam manasıyla gerçekleştiremeyen siyasetçiler var henüz. Eski sistemin kavramlarıyla, kurallarıyla bugünkü sistem hakkında yorum yapanlar var. Bunu çok bariz görüyorsunuz. Erken seçim de böyle konulardan birisi. Şunun için söylüyorum. Erken seçim için bir kere eskiden karar almak çok kolaydı. Yani mecliste bir nitelikli sayı da aranmıyordu. Bulunanlar işte karar yeter sayısı sağlandığında seçim kararı alabiliyorlardı. Bitiyordu mesela bu kadar. Şimdi öyle değil. Şimdi bir erken seçim kararı alabilmek için mecliste nitelikli çoğunluk aranıyor. 5'te 3 aranıyor. Bunu sağlamak lazım. Bu yetmiyor. Biz dengeli bir sistem kurduk burada. Yani meclis bir seçim kararı aldığı takdirde Cumhurbaşkanlığı seçimi de yenileniyor. Türkiye topyekun bir seçime gitmek mecburiyetinde. Veya Cumhurbaşkanı seçim kararı aldığında da kendi süresini kısaltmış oluyor bu sefer. Yani eğer Cumhurbaşkanı aday olacaksa tekrar yeni seçimde bir Cumhurbaşkanı önünde de 2 yıl varsa millet sormaz mı? Yani niye geldin? Bana 5 yıl ver. 2 yılın zaten var. Niye geliyorsun seçime? Demez mi? Yani bu sistemin mantığına aykırı erken seçim. Peki niye var anayasada? Çok ciddi bir kriz olduğu takdirde bir çıkmaza girdiği zaman siyaset Türkiye'de bir açık kapı olsun diye düşünülmüş bir şey bu düzenleme. Yani çok nadir kullanılabilecek bir imkan olarak bırakılmış. Yoksa eski sistemde olduğu gibi ki hiçbir zaman eskiden vaktinde yapılan seçim yoktu. Bu sistemde erken seçim söz konusu değil. O bakımdan ben bunun hukuken zorluğunu ifade ediyorum. Siyaseten de çok mantığı yok. Az önce söyledim. Yani 2 yıla yakın bir zaman varken seçimle ilgili olarak bir seçim kararı almak. Tekrar seçimden yetki isteyeceksin, ülkeyi yönetme yetkisi. Niye istiyorsun bu yetkiyi? Önünde vakit var zaten. Mantığı yok. Ben bunu eski sistemin alışkanlıklarından biri olarak görüyorum. Yeni sisteme taşınan ama burada tamamen absürt, saçma kaçan bir alışkanlık olarak görüyorum. Sayın Başkan, şu ana kadar hep böyle politikanın en önemli, en dinamik konularıyla konuştuk. Biraz da sizi konuşalım istedik. Çok da kısa bir zamanımız kaldı. Mustafa Şentop boş zamanlarında veya işte fırsat bulduğu zamanlarda ağırlıklı olarak ne yapar? Doğrusu şu anda dedim birkaç senedir yaptığım şey okumak. Şunun için çok biriktiriyorum tabii vakit eskisi kadar vakit bulamıyorum okumakla ilgili olarak. Mutlaka okumam gereken yayınlarla ilgili ciddi bir şeyim var. Koleksiyonum var öyle diyelim biriktiriyorum. İlk bulduğum fırsatta çantamdan da gezdirdiğim kitaplar var. Bununla ilgili makaleler var bazen. Daha önce yayınladığım doktora tezim vardı. Osmanlı'da bir yüksek mahkeme olarak Kaz Askerlik Mahkemesi olarak 2005'te basılmış. Onun mevcudu bitti.
bazı yayıncı arkadaşlarımız tekrar basalım diyorlar. Ben de o haliyle basmak istemiyorum. Biraz onu gözden geçirmek istiyorum. Son birkaç aydır da biraz onun üzerinde çalışıyorum. Yani yeni yayınlanan bazı makaleleri, çalışmaları dikkate alarak değişiklikler yapmak üzere. Bugünkü sistemde neye denk geliyor kazaskerlik? Aslında farklı kurumlara denk geliyor. Bir Adalet Bakanlığı görevi var mesela. Bir bunun dışında bugün HSK'nın üstlendiği hakim savcıların ataması ile ilgili görev kazasker tarafından yapılıyor. Bir de yüksek mahkeme olarak bugün özellikle idari yargını başta olmak üzere ama bir nevi temiz mahkemesi gibi de çalışıyor. Osmanlı'da adalet yargı mekanizmasının en üst kuruluşudur aslında kazaskerlik. Ama bizzat yargı görevi de yaptığı için hem yüksek mahkeme, bugünkü bütün mahkemelere dikkate alarak söyleyebiliriz, hem de hakim savcıların denetlenmesi, teftiş, görevden alınması, atanması gibi işleri de görüyor. Evet. Kazasker yani şöyle, biz yani bugün böyle telaffuz ediyoruz, kadı asker bu. Kadı hakim demek, yargıç demek. Asker de Osmanlı'da bugünkü gibi üniformalı kişi anlamında değil de asker, askeri tabir Osmanlı'da kamu görevlisi aşağı yukarı bugünkü karşılığı olarak kamu görevlisi. Kamu görevlilerinin yargıcı demek. Fakat biraz daha görev alanı genişlemiş. Hem kamu görevlilerinin hem de sivil yargının başı haline gelmiş kazasker o zaman. Evet ve son söylemek istedikleriniz var mıdır noktalamadan önce? Teşekkür ediyorum bu program için. Biz teşekkür ederiz. Şunu söyleyelim. Türkiye'nin çok ciddi bir birikimi var. Tarihi birikimimiz var. İnsanımızın bir arada yaşama konusunda, birlikte yaşama konusunda çok kesin kararlılığı var, iradesi var. Türkiye'nin üstesinden gelemeyeceği bir mesele yok. Kendi kendimizi içimize kapatarak, kahrederek, işte bazı meseleleri ama bütünün içerisinde sayıca az bir alan teşkil eden meseleleri abartarak, büyüterek kendi kendimizi kötülemeyelim, Türkiye'yi kötülemeyelim. Önümüzde çok büyük imkanlar, çok büyük görevler var. Türkiye'nin yeni kurulacak dünyada, o başlarken ifade ettik, dünyanın birçok meselesi var ama en önemli sorun şu anda uluslararası alanda büyük istikrarsızlık ve bir istikrar arayışı. Türkiye bu noktada çok büyük görevler üstlenebilir. Hem insani diplomasisiyle hem kültürel anlamda etrafında, medeniyet anlamında çok geniş bir hinterlanda sahip olan bir ülke olarak Türkiye bir umudun ülkesi. Dışarıdan da öyle, içeriden de öyle. Aramızdaki sorunlar konuşulur, tartışılabilir ama bunları belli bir düzeyin altına düşürmemek, indirmemek, belli dar alanlara sıkıştırmamak, kişiselleştirmemek gerekiyor. Ben milletimizin tabanda da bu yaklaşım içerisinde olduğu kanaatindeyim. Tartışmalar olur, yapılır her zaman ama büyük tabloyu, büyük fotoğrafı da görmemiz lazım. Ümidimizi, Türkiye'de bir arada yaşama irademizi, kararlılığımızı güçlendirerek Türkiye'nin geleceğe yürümesi lazım. Bunda hiçbir tereddüdümüz yok. Ben çok ümitliyim geleceğe dönük olarak. Türkiye'den ve milletimizin geleceğinden. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ki programınız öncesinde geç saate kadar canlı yayında konuğumuz oldunuz. Sağ olun. Siz yarın açılış konuşmasını da yapacaksınız. Tabii yarın uzun bir gün. Hem programlar var hem ikili görüşmeler yapacağız. Birçok burada yabancı meclis başkanı, parlamenterleri. 4. Parlamento Başkanları Konferansı terörle mücadele ve bölgesel bağlantının güçlendirilmesi konusu. Yarınki en önemli mesajınız ne olacak? Biraz COVID'in etkileri üzerinden, salgın sürecinin uluslararası ilişkilere etkileri üzerinden ve uluslararası terörizmin bu anlamda geleceğe yönelik bazı değişiklikler, etkiler üzerinden bir tartışma var, oturumlar var. Bunlarla ilgili çalışmalar, müzakereler olacak inşallah. COVID'i de bir terörist durum olarak değerlendirebilir miyiz? Öyle değil ama dünyadaki... Veya mücadele yöntemi olarak. Şöyle dünyada birçok konuya bakışı değiştirebilecek bir sonuç olacak. Belki salgın sonrası tabloda. Yani iki ana eğilim var gibi gözüküyor. Yani bir tanesi bunlardan tabiri caizse bencillik, belki ulusal bencillik diyebiliriz.
Bazı ülkeler bu konuda tamamen kendilerini önceleyen, başka ülkelerin durumlarını, ihtiyaçlarını dikkate almayan bir yaklaşım içerisinde hareket ettiler. Öyle örnekler yaşadık ki biliyorsunuz, yani Fransa'nın tıbbi malzemelerine Amerika Birleşik Devletleri el koydu falan, parasını ödediği malzemeler alamadılar vesaire. Buralara kadar varabilecek bir bencilce yaklaşım devletlerin bir tarafta bu. Ama bu anlayışla virüse karşı, salgına karşı mücadele etmenin mümkün olmadığı da apaçık görülüyor şu anlamda. Geçen bir Balkan ülkelerinden birisinde konuşurken başbakanı dedi ki, ya bu Avrupa ülkelerine biz çok güveniyorduk, İşte bize sahip çıkarlar falan diye düşünüyorduk. Hiç aşı göndermediler, göndermeyecekler, öyle anlaşılıyor dedi. Ben de dedim ki, eğer tamamen onlar bunu yapabileceklerine inansalardı size bir tane aşı göndermezlerdi. Fakat virüs nasıl küreselse, salgın nasıl küreselse, bunun tedavisi, ilacı, aşısı da küresel olmak zorunda. Yoksa sadece bir Avrupa ülkesi kendi vatandaşlarını aşılasa sorunu çözemiyor. Çünkü başka ülkelerde virüs devam ettiği sürece kendi vatandaşlarını da koruması mümkün değil. Yani virüs küreselse bunun çaresi de, çözümü de, küresel, ilacı da, aşısı da küresel olmak zorunda. Bu mecburiyetten dedim size mutlaka bir noktada aşı verirler dedim. Dolayısıyla hani bu bencil yaklaşımlar bir tarafta var. Başlangıçta böyleydi ama bu daha çok buna karşı bir çözüm, bir çare üretmede uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi, diğer gamlığın, başka ülkeleri de düşünmenin önemi ortaya çıktı. Ve Türkiye bu konuda hakikaten çok güzel örnekler ortaya koydu. 150'nin üzerinde Türkiye, 150'nin üzerinde ülkeye sağlık malzemeleri yardımında bulundu. Çok zengin olduğumuz için değil, bu Türkiye'nin gönül zenginliğinden kaynaklanan bir şey. Şimdi bunu tabii hani bizim de ihtiyacımız var falan diye bazı dile getiren siyasetçiler oluyor. Ama şunu söyleyeyim, ben zaman zaman video konferans yoluyla görüşüyoruz, bazen telefonla başka ülkelerin meclis başkanlarıyla. Yani ilk telefonu kaldırdığımızda işte nasılsınız, iyi misiniz dedikten sonra önce size teşekkür etmeliyiz diyor. Türkiye bize şu kadar sağlık malzemesi göndermişti salgının başlangıcında. Bütün ülkelerin meclis başkanlarından bunu duyuyoruz. Bu tabii belki miktar olarak ihtiyacını karşılıyor mu? Hayır, karşılamıyor ama böyle bir zamanda kendi ülkesiyle beraber bu bir başka ülkeyi de düşünmüş olmak en azından çok önemli, çok kıymetli bir dostluk nişanesi, işareti. Türkiye bunu bu dönemde başardı ve bütün dünyaya örnek olarak da gösterdi. Onun için ben salgın sonrası dünyada bu yapılanların çok önemli olduğunu, ama salgının da uluslararası ilişkiler paradigmasında önemli değişiklikler meydana getireceğini düşünüyorum. Bu toplantılar onun için de önemli. Evet. Çok teşekkürler, çok teşekkür tekrar. Ederim. Teşekkür ederim. Yayınımıza katıldığınız için sağ olun. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, Meclis Başkanı Sayın Mustafa Şentop bu akşam Olaylar ve Görüşler özel yayınında konuğumuzdu. Antalya'dan yaptık yayınımızı bu gecelik. Bu kadar, hoşça kalın. Evet, Antalya'dan hoşça kalın. Görüşmek üzere.